Esma. Güle güle git. Güle güle gel. Güle güle git, güle güle gel. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Kar var etrafta. Göründüğü gibi eksi 3 derece hava. Saat 8:44 geçiyor tam şu anda. 8:44. 8'de çıkarım demiştim ama yine 8:44 oldu. Bugün 21 Mart 2021 Pazar günü. 2185 kilometre gösteriyor ama o muhtemelen ona bakmadan çıktım bak yola. Muhtemelen Slovenya üzerinden götürüyordur. Şurada ileride bir park yeri var. Orada durup bakarım ben ona şimdi. Slovenya'dan gitmeyeceğim. Çünkü anket yaptım. Birinci gelen seçenek Macaristan-Sırbistan güzergahı. Yaklaşık 700 civarında oy aldı. Diğer güzergah Slovenya-Hırvatistan güzergahı da yaklaşık 500 civarında oy aldı. Dün akşamki rakamlar bunlar. Şimdi park yerinde tekrar bakarım rakamlara. Şurada bir durayım hemen. Haritayı düzelteyim. Harita nereyi gösteriyor ona bakalım daha doğrusu. Yani Macaristan, Sırbistan o güzergahı kullanacağım. Şurada bir durayım. Tabii Slovenya üzerinden götürüyor. Ben bunu bir geri yapacağım. Güzergahı iptal et diyeceğim. Evet, Çanakkale, Kilitbahir, İskele'ye yol tarifi alıyorum. Hayır, buradan gitmek istiyorum ben. Evet, aynen bu şekilde gitmek istiyorum. Ama burada biraz daha Bodense tarafından götürüyor ama ben Stuttgart üzerinden gideceğim. Evet, şimdi tam 2300 kilometre gösteriyor. 2400 kilometre civarında bir yol gideceğim herhalde. Yaklaşık, yani şimdi 2300 gösteriyor. Yaklaşık 2400 kilometre yolum var. 22 saat 28 dakika gösteriyor. Almanya'dayım. Sınıra 5 saat falan var. Avusturya sınırına 5 saat kadar yolum var. Buradan Stuttgart, Ulm, Augsburg, Münih. Oradan İn Nehri üzerinden Braunau diye bir şehirden geçerim herhalde. Salzburg üzerinden geçmeyeceğim. Avusturya'ya geçeceğim. Avusturya'dan Macaristan. Macaristan, Sırbistan. Sırbistan'dan Bulgaristan. Bulgaristan'dan Türkiye'ye gideceğim. En son 2021 Ocak ayında gitmiştim. Bu 2021'in ikinci yolculuğu oluyor Türkiye istikametine. Bir hafta 10 gün kadar Türkiye'de ya da 2 hafta en fazla. En fazla 2 hafta Türkiye'de kalıp geri döneceğim. Pazartesi akşama doğru veya salı sabahı varırım diye düşünüyorum. Çünkü acelem yok. Yavaş gidiyorum. Her şeyi göre göre kontrol ede ede kayda geçe geçe hepsini yavaş yavaş gideceğim. 1.36. Mazot 1.36 idi. Şimdi karşıda tekrar kontrol ederim bunu. Geçtiğim her yerden mazot fiyatlarını da vererek geçeceğim. Bütün ülkelerde, bütün akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlara bakarak geçeceğiz. Şimdi burada bir Shell vardı, 1.36 idi mazot ama şurada yine karşı tarafındaki Shell var. Hemen oradan fiyatlara bakalım, öyle geçelim. Mazot 1.36, Super 1.54. Yaklaşık bir 10 dakikadır yoldayım. 10-12 dakika, 13 dakika. 13 dakika olmuş yola çıkalı. Göründüğü gibi kar kalmadı. -1'e yükseldi hava. Saat 9:01 geçiyor. Ben de otobana çıkamadım. Bakalım kaç dakikada otobana çıkabiliyoruz ona da bakalım bu sefer. Navigasyon burada düz git diyor bana ama ben düz gitmeyeceğim. Buradan sağa dönüyorum ben. Stuttgart üzerinden gideceğim için. Sağa dönüyorum. Normalde navigasyon düz git diyor. Singen üzerinden
Bodense tarafından götürmek istiyor beni ama ben Stuttgart'tan gideceğim. Ben biliyorum yolumu. En çok sorulan sorulardan birisi de hangi navigasyonu kullandığınla ilgiliydi. Diğer uzun yol videolarımın altına gelen sorulardan en çok sorulan sorulardan birisi hangi navigasyonu kullandığımdı. Navigasyonu ben Saygıç diye bir uygulamayı kullanıyorum. Bu uygulama yıllar önce satın almıştım. Ücretli offline dedikleri yani çevrim dışı, internetsiz kullanılabilen bir uygulama. Ama ben bunu yol tarifi için kullanmıyorum. Videolara ekleyebilmek için kullanıyorum. Bu ekran görüntüsünü alıp videolara ekliyorum. O yüzden hani tavsiye eder misin etmez misin gördüğünüz gibi yani ben bu yoldan gitmek istiyorum. O başka yolu gösteriyor bana. En kısa yolu gösteriyor. Tamam haklı ama benim işlerim var. Başka yerden gideceğim. Onun için ekstra girmek gerekiyor falan. Gideceğim bütün noktaları eklemek gerekiyor. Bir de şehir şehir mi yoksa tam yol mu navigasyona giriyorsun diyorlar. Ben en son gideceğim en son noktayı navigasyona giriyorum. O yüzden böyle arada bir şaşırmalar oluyor. Ama düzgün kullanan için benim gibi değil de her gideceği yeri adres adres ekleyen, nokta ekleyenler için güzel bir uygulama. Kar vardı. Sabah çıkarken kar vardı. Şimdi olduğum yerlerde yok artık kar. Burada sınırsız yoldayız. 81'e giriyorum. Evet. Ben şimdi Türkiye'ye gittiğimde salı günü kar yağacak gösteriyor. Ama bakalım yağacak mı yağmayacak mı? Bak beni yine Singen'e götürmeye çalışıyor. Az önce Singen'e doğru git. Bodense'nin yanından geç oradan git diyordu bana. Dinlemedim ben navigasyonu. Şimdi Stuttgart'a doğru dönmüştüm. Burada yine Stuttgart istikametini aldım ben. Singen istikametine dön diyor. Hatta ileriden şimdi U dönüşü yap tekrar gel buraya diyor. Yanlış yoldasın diyor. Hiç gerek yok. Ben biliyorum yolumu zaten. Buradan yine U dönüşü yap dön diyor şeyden. Kavşaktan dön geri dön diyor. Sağdan çık diyor ama yok çıkmayacağım. Sağ ol teşekkür ederim. Saat 9.40. 4 dakika sonra 1 saat oluyor. Artı 2 dereceye yükseldi hava. Herrenberg taraflarındayım ama tam olarak şimdi önümdeki yer neresiymiş? Enfingen. Herhalde Enfingen burası. Fransa, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka buralardan çıkanlar da Almanya'da otoban ücreti vinyet ödemek zorunda değiller. Almanya'da arabalara böyle binek arabalara yol ücreti yok, ücretsiz yollar. Sadece kamyon, tır onlar ödüyorlar yol ücreti, vinyet. Aynı zamanda yol hız sınırı da olmayan yollar var. Şu anda bulunduğum yer hız sınırı olmayan yer. Burada arabanın gittiği hızda gidilebilir. Önü açık olduğu sürece istediğin hızda gidebilirsin. Herhangi bir kısıtlama yok. Yollar sınırsız ama bazı yerlerde hız sınırlamaları olan yerde de mutlaka kurallara uymak gerekiyor. Çünkü sınırsız yolda giderken aniden 120'ye düşüyorsa yol hemen akabinde bir tane kamera olabiliyor. Şimdi Herrenberg'deyim. Bu Herrenberg'i geçtikten sonra şimdi bir tünel var. Tünelden sonra artık sınırsız yol yok Stuttgart'a kadar. Stuttgart havaalanını geçtikten sonra tekrar sınırsız yollar başlar. Yani ne dedik? Sıra yoluna çıkarken Almanya'da dikkat edilmesi gereken vinyet alma zorunluluğu yok. Hız sınırı olmayan yollarda hızlı gidilebilir. Ama hız sınırı olan yollarda mutlaka hız sınırına uymak lazım. Ben uyuyorum.
Saat 9:51 geçiyor. Artı 2,5 dereceye yükseldi hava sıcaklığı. Biraz aha radar. Sağ tarafta radar vardı. Hemen. Tekrar gösterelim. Evet, sağ tarafta radar vardı. Hiç dikkat etmedim. Önemli değil. Çünkü hız sınırına uyuyorum. Hiç önemli değil benim için. Radarın olup olmaması orada. Ne dedim? Sınırsız yoldan, sınırsız hızda gelen araçlar 120 tabelasını gördükten sonra eğer hızını azaltmıyorsa fotoğrafını çekiyorlar. Hemen anında çekiyorlar fotoğrafı. Oraya da koymuşlar radarı. Bizim fotoğrafımızı çekemediler. Biz kendimiz çekeriz fotoğrafımızı. Şuradan şöyle bir fotoğraf alayım kendimden. Stuttgart 33 km kaldı. Sol taraf Herrenberg. Önde tünel var. Tünelden sonra 120'lik yol. Stuttgart Böblingen taraflarında 100'e düşüyor. Stuttgart'ı geçtikten sonra tekrar 120. Sonra sınırsız yollar yine başlayacak. Burası Böblingen, Sindelfingen. Neyse Mercedes. Sol taraf Mercedes, sağ taraf Mercedes. Buralarda hep Mercedes. Her taraf Mercedes fabrikası. Stuttgart 17 km, Münih 223 km. Saat 10:03. 1 saat 19 dakika oldu. 1 saat 20 dakikada buraya gelmiş olduk. Hava sıcaklığı artı 3 derece. Stuttgart'a girmeden önce Münih'e döneceğimiz yer 500 metre sonra. Tam 1 saat 20 dakika. 5 dakika kaybetmişim. Normalde buraya 1 saat 15 dakikada geliyorum ben. 5 dakika kaybetmişim bir yerde. Hiç durmadan buraya kadar geldik şimdiye kadar. Sağdaki 3 şerit ayrılıyor. Soldaki 2 şerit düz gidiyor Stuttgart içine. Sağdaki 2 şerit, 3 şeritinde en baştaki sağdaki şerit bizim Münih'e gidiyor. Diğeri Karlsruhe'ye, diğer ikisi. Sağ şeritten devam ediyorum ben. Yine sağda da 2'ye ayrılıyor. Buradan iki şerit. Buradan Münih'e doğru döndüm şimdi. Az ileride Stuttgart havaalanı var. Ve burada 120'ye çıktı yol. Pazar günü olması avantaj. Şu anda hiç tır yok. Şimdiye kadar hiç tır görmedik. Tırlar yatışta pazar günü. O yüzden yollar boş, güzel. Sağ taraf şimdi Stuttgart havaalanı. Münih'e 205 km, Ulm'e 78 km'miz kalmış. Sağ taraf komple havaalanı. Bayağı artmış, uçaklar yükselmiş. Yani uçak sayısı yükselmiş. Burada fazla uçak yoktu geçen seferlerde hep. Artık normale dönmeye başladı yavaş yavaş. Bayağı uçak var. Küçük uçaklar da var hep. Her yerde uçak. Burada 120 bitti artık diyor. Sadece 120 bitti diyor. Kaçta gideceğini söylemiyor. Dolayısıyla burada artık sınırsız yol yine. Tam 1,5 saat oldu yola çıkalı. Artı 3,5 dereceye yükseldi hava. Eksi 3'ten artı 3,5'a. 6,5 derece değişti havanın sıcaklığı. Park yeri var. Ben oraya gireceğim. Şu navigasyonu bir bakayım. 5 saat 25 dakikaya çıkardı. Yanlış bir yerden götürmeye çalışıyor ama nereden bilmiyorum. Ve kendisi de diyor ki buradan gitme. 5 saat daha erken götüreceğim ben seni başka yoldan diyor. Bakalım hangi yolmuş o. Hemen şurada durayım. Bakalım. Nereleri? Bu ne böyle ya?
Sırbistan'dan niye vermiyorsun? Yine Romanya üzerinden götürüyor beni. Ne gerek var böyle bir şeye? Hemen şuradan Romanya'yı çıkaralım biz buradan. Romanya ülkeden kaçın diyelim. Sırbistan üzerinden versin bizi. Acaba bir şey mi var Sırbistan'da? Niye Sırbistan'ı vermedi bize? Şimdi de Yunanistan veriyor. Niye Yunanistan veriyorsun ya? Ay Sırbistan'dan niye vermiyorsun? Ben onu anlamıyorum. Ta nereden verdi bak beni? İtalya'dan Yunanistan'a geç diyor. Yunanistan'dan seni diyor götüreyim şeye. Ne gerek var böyle bir şey yapıyorsun ya? Yeniden yol tarifi alacağım. Güzergahı iptal et. Tamam, şimdi oldu. Şimdi oldu. 2162'ye düştü. Kilometre. Tamam. Şimdi doğru yoldasın. Hep bu yolda gideceğiz. Tamam mı? Sakın bu yoldan çıkma dışarı. 2163'e düştü. 21 saat gösteriyor. Tamam. Bu da kayıtta. Bu da kayıtta. Bu da kayıtta. Canlı yayındayız. Bu da kayıtta. Her şey kayıtta. Bu da kayıtta. Tamam. Hadi gidiyoruz. Ben yola çıkıyorum. Veriyorum ön tarafa görüntüyü. Şöyle. Evet. Bana bu arada yorumlar arkadaşlar da söylüyordu. Yorumlar gecikmeli geliyor burada. Tamam. Ona göre bayağı yorum, herkes selam var. Günaydın. Bayağı evet, şu anda bayağı gelen var. Yorum görüyorum ben de. Selam. Herkese selam. Evet. Hayırlı yolculuklar dileyen herkese teşekkür ederim. Hep birlikte inşallah dualarınızla yine Türkiye'ye doğru yoldayım ben. İnşallah Türkiye'ye varırız hep birlikte. Şöyle ki evde oturduğumuz zaman hani beğenin demiyorum ben fazla ama burada diyeyim ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum, o kadar çok kişiye ulaşabiliriz. O kadar çok kişiyi bilgilendirebiliriz. Ben oturduğumuz yerden internetten bulma bilgileri değil, burada canlı canlı göstermek istiyorum her şeyi. O yüzden teşekkür ederim ilgi alakanıza hepinizin. Evet, Azem abi hattımızda, WhatsApp üzerinden şu anda yorumlarınızı okuyacak. Azem abi, tanımayanlar için kendini tanıtabilirsin. Evet, ben Azem, birçoğunuz zaten tanıyor. İzmir Dikilili olarak sayfam var. Mehmet'le beraberiz her zaman Sayolu'nda. Desteğimiz sonsuz. Yorumlarımızda lütfen seviyeli olalım. Birbirimizi kırıcı olmayalım. Hayırlı yolculuklar Mehmet sana. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Annen hayırlı yolculuklar demiş Şadan Hanım. Ha, sağ ol. Şu anda senin sesin arabadan geliyor abi. Tamam, en son Şadan Hanım da kalmıştık. Evet. Günaydın, hayırlı yolculuklar olsun. Allah'a emanet ol. Sağ ol anne, teşekkür ederim. Amin. Ne olur senin arkadaş hangi işte meşgulsün diye sormuş. Ne diye sormuş? Hangi meslek olarak hangi işten meşgulsün diye sormuş. Gastronomideyim ben. Gastronomi mutfakta çalışıyorum. Mekanlarımız kapalı olduğu için vakit var. Niye sık sık gidiyorsun diyenlere de cevap olsun buradan. Benim iş yerim kapalı olduğu için vaktim bol. Vaktim bol ve şu anda gidebiliyorum yani. Murat arıyor beni. Murat, sen bağlasana abi oradan Murat'ı buraya. Herkese hayırlı yolculuklar. Sağ ol, teşekkürler Murat. Murat Ata da bağlandı. Ya az önce bir şey söyleyeceğim. Az önce ben navigasyon orada durduğum yerde, canlı yayını başlattığım yerde navigasyon bana 5 saat 20 dakika daha kısa bir yol var, orayı vereyim mi diyordu. Baktım ben beni Romanya üzerinden falan götürüyormuştu normalde. Sonra ben yol istedim tekrar şeyden, Sırbistan üzerinden tekrar yol aldım. Düzelttimdi. Şimdi yine 4 saat 17 dakika kısa yolum var, vereyim mi sana diyor. Navigasyon. Lazım değil kardeşim. Ne dersen desen. Ben sana göre gitmeyeceğim. Kafama göre gidiyorum artık. Tamam. Şu an Sırbistan üzerinde yoğunluk var belki. Onun için öyle yapıyor. Sen gidene kadar da düzelebilirsin. Ama şöyle oldu. Romanya'dan ayrıl dedim ben. Romanya'yı bırak dedim. Yani Romanya'dan istemiyorum deyince bu sefer İtalya'dan Yunanistan'a verdi beni direkt. Ben Stuttgart'tayım. İtalya üzerinden Yunanistan'a veriyor beni. Gemiyle git diyor bana. Nedense. Belki Sırbistan'da bir şey olabilir, bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Burada yüze düştü. Ankaralı Barış elinde testle mi gidiyorsun Mehmet abi diyor. Hayır, testsiz gidiyorum ben. Testsiz gideceğim. Bakalım kapıda test yapma imkanı var mı yok mu ona bakacağım. Eğer yoksa karantinaya gireceğim ve
Çanakkale'ye gittiğim zaman tekrar test yaparak karantinadan çıkmayı deneyeceğim. Daha önce yapmıştım, Ocak ayında o şekilde yapmıştım. Yine o şekilde deneyeceğim. Mehmet Ali Kılıç, yakıtı peşin mi alalım yoksa kredi kartı mı kullanalım? Ben kredi kartı kullanıyorum genelde. Yani kredi kartı değil de banka kartımı kullanıyorum yakıt alırken. Şimdi yine bu sefer unutturmayın bana, hatırlatın. Yollarda ben giderken bütün akaryakıt istasyonlarında fiyat bilgisi vereceğim. Hem mazot, hem benzin, hem de doğalgaz. Yok, doğalgaz değil, ne o? Otogaz. Yani LPG fiyatlarını, hem mazot, hem benzin, hem LPG fiyatlarını tek tek vereceğim yolda giderken. Ama ben kart kullanıyorum genelde. Kart olmadığı yerlerde veya işte euronun geçtiği yerlerde euro veriyorum. Sağ tarafta görünüyor, bu köprü yapılıyor burada. Ben daha önce bunu bizim için yapılıyor sanmıştım ama bu köprü hızlı tren içinmiş. Çift taraflı, hem iki tane, bir tanesi bitmiş, bir tanesi daha yapılıyor şimdi. Yakın zamanda bitecek bu. 60 milyon euro tutmuş bu köprünün maliyeti. Ve şu sol tarafta da şeye giriyor. Bu arada tünele. Evet. Bu arada bu gittiğin güzergah Avrupa'nın en güzel otoban güzergahı. Öyleymiş. Evet. Tescillenmiş yani. Evet. Evet, burada yine 60 bitti. Şimdi hızlanıyoruz. Yine tünele girdik. Belki tünelde zayıflayabilir. Çıkınca internetin olacak mı? İnternetin olacak mı demiş Almanya'dan çıkınca. Evet, cevap vereceğim ama şu anda tünelde nasıl bilmiyorum. Tünelin içinde, tünelden geçiyoruz. Bir çıktıktan sonra cevap vereyim ona ben. Evet, tüneli geçtik. Tamam. Şimdi bu tünelde sıkıntı olmadı. Olmadı değil mi? İyi. Şöyle ki benim 35 GB internetim var şu anda. Almanya, Avusturya, Macaristan bu internetimi kullanacağım. Sırbistan'da hat alacağım. Sırbistan hattı alacağım. Sonra Bulgaristan ve Türkiye'de yine bu hattı kullanacağım. Ama Türkiye'de de yine bir hat alacağım ben kendime. Çünkü artık sık sık gitmeye başladım Türkiye'ye. Yoktu Türkiye'de hattım. Alacağım bu sefer gittiğimde bir tane hat kendime. Orada da bol internetli bir hat almam lazım ki kullanabileyim Türkiye'de. Yani Sırbistan hariç her yerde geçerli benim hattım. 312 kişi olmuşuz artık. Bu arada çok güzel. Evet. Buyurun Murat. Bu arada çok güzel kar manzarası var yolda. Yine kar başladı. Evet. Bizim olduğumuz yerde karlıydı. -3 dereceydi. Şimdi 0 derece hava ve saat 10:44 geçiyor. 10:54 geçiyor. Ben 8:44'te çıkmıştım yola. 2 saat 10 dakika olmuş ben yola çıkalı ve 200 kilometre yol yapmışım. Sırbistan'da benzin istasyonundan mı hat alınıyor demiş Yalçın Sertkaya. Türkiye'den gelirken Bulgaristan'dan geçtikten sonra hemen sol tarafta gişeler var, şeyler var, büfeler var, büfe. Orada sigara falan satılan yer var. Oradan aldım ben dönüşte ama buradan giderken benzin istasyonlarına, evet, akaryakıt istasyonlarından alıyorum. Bakalım nereden alacağım? Gidince hep birlikte görürüz. Erkan Eysun, hayırlı yolculuklar kardeşim. Trafik kurallarına dikkat et. Emniyet kemerini daima tak. Tekerine taş değmesin. Allah kazası belası kullanmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bremen'den selamlar. Like atmasın demiş. Teşekkürler. Bremen'e de selamlar. Amin inşallah. ABS Türkmenistan'dan selamlar. Cihan Taşdemir abi, sizce uçakla mı gitmek daha ekonomik yoksa arabayla gitmek mi? Türkmenistan'a yani da selamlar. Niyet olsun, hat almak olsun. Evet, yani ben hesapladım. Ben arabayla gidince tek kişi bile daha uyguna geliyor bana. Ama tabii ki şu zamanlarda böyle kampanyalar falan yakalanırsa ayrı bir şey. Ama Türkiye'ye gittiğin zaman ya otobüsle 8 saat Çanakkale'ye gideceksin. Oradan köye var mı, araba yok mu bilmiyoruz. Yani saat kaçta olacağı belli değil. Belki 2 gün bekleyebilirsin köye araba var mı yok mu. Ya da araba kiralamak icap ediyor. Bu sefer aynı yere geliyor. Fiyat olarak aynı ya. Yani bir kişi aynı yere geliyor. 2 kişi olduğu zaman araba daha avantajlı olur. Bu arada yola çıkarken bu soru birkaç oldu geliyor. Yola çıkarken yanımızda ilk sefer olanlar varmış aramızda. Neler almamız lazım diye sorular geldi. Ben toptan soruyorum birkaç kişinin adına. Evet, hemen söyleyeyim. Ben yanımda şu anda pasaportumu, oturma izni kartım var benim. Pasaportta değil benim oturma iznim. Kartta ayrıyetten. Onu aldım yanıma. Arabanın ruhsatını aldım. Arabanın kimin üzerine kayıtlı olduğunu gösteren ruhsat var. Arabanın sigortası var ve ehliyetim var. 5 adet belge var bende.
Araba kendi üstüne olmayan, ailesinden birinin üstüne veya iş yeri neyse artık, kiralık neyse artık, başkasının üstüne arabası olanlar da vekalet alması gerekiyor. Arabayı Türkiye'ye veya yurt dışına çıkarabilir diye vekalet alması gerekiyor. Kaya Bayrak, Mehmet Bey yol tünel vinyetleri hakkında bilgi verirsen iyi olur. Sanırım Macaristan üzere gidiyorsun. Evet. Yaptığım anket sonucuna göre Macaristan Sırbistan üzerinden gideceğim. Evet, %56 Macaristan Sırbistan seçmiş, %44 de Slovenya Hırvatistan seçmiş. Söz vermeyeyim ama dönüşte belki Hırvatistan Slovenya üzerinden dönebilirim ama söz vermiyorum. Belki oradan dönebilirim her iki yolda görünmüş olsun diye. Nova Prospect, abi kameranın şarjı hiç bitmiyor mu diyor. Hepsi şarjda şu anda. Bütün kameralar, bütün cihazlar, her şey şarjda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane cihaz takılı şu anda şarjda. Cihaz aylarında Sırbistan'dan sonra Yunanistan'ı kullanmak mantıklı mı sizce? Aslında olabilir ama şu anda açılmadı henüz daha. Makedonya üzerinden Yunanistan'a girmek şu anda mümkün değil. Pandemiden dolayı yani. Pandemi bittikten sonra olabilir. Okan Altın, hayırlı yolculuklar. Gelecekte güzergah İtalya üzerinden gemiyle Yunanistan gitmeyi düşünüyor musunuz? Değişiklik olsun diye. Gelecekte, şimdi hemen bu yaz düşünüyorum. Bu yaza İtalya üzerinden gemiyle Yunanistan'a geçip oradan Türkiye'ye gitmeyi bir deneyeceğim. Evet. Yani bir kontrol edeceğim orayı ve bütün yolunun videosunu çekeceğim yine. Uzun yol videosu gemiyle yapacağım. Hızlı tren geçiyor ön taraftan, görünüyor mu? Bakın, yavaş geçiyor gerçi ama hızlı tren şu anda ön tarafta. İyice. Bak, iyi denk geldi bak görüntüye. Ha, uzun yol videosuna da görüntüye evet, iyi denk geldi. Şu anda geçiyor. Bize biraz geç geldiği için şu evet. Anda geçiyor. Sen de altından geçmek üzeresin. Oo, sen geç kaldın. O hızlı tren Hamburg'a vardı. Ozan Gamer abi, PCR testini hangi ülkelerde istiyorlar? Bir de seyahat belgesi gerekli mi? Selamlar. PCR testini veya seyahat belgesi gibi böyle bir şeyler hiçbir ülkede istenmiyor. Transit geçilen hiçbir ülkede böyle bir istek yok. Sadece hedef ülkede, mesela ben şu anda Türkiye'ye gidiyorum, Türkiye PCR testi istiyor, eğer yoksa karantina diyor. Türkiye'den çıkarken de Almanya istiyor sadece, Almanya için test yaptırıyoruz Türkiye'den çıkarken. Onun dışında transit geçilen ülkelerde herhangi bir zorunluluk yok, biraz sonra da göreceğiz zaten hep birlikte. Arda Kamış şiir göndermiş. Oku bakalım. Gurbetçi Mehmet Ezine yolunda, vatan ona... vatana. Yollar ne kadar zor olsa da Tapu Kule'ye varacak hayırlısıyla. Amin inşallah. Teşekkür ederim. Augsburg'a geldik. Burada Azem abiyle buluşmak üzere. Şimdi buraya park yerine gireceğim. Bakalım Azem abi orada bekleyecek beni. Ya da gelecek. Sonradan gelecek. Ben ondan önce geldim. Ben ta Titizenhofstadt'tan geldim. Azem abi şuradan Augsburg'dan gelemedi bak buraya. Buraya gelemedim. Adam yorumlara dalga geç çıktı. Kirch. Evet, ya, Kirchholz diye bir yer burası değil mi? Şimdi oraya girdim. Kirchholz, evet burası. Bak ne gördüm burada, bak dur. Bak. Bir dakika, geri alayım bir dakika arabayı. Size de göstereyim, bak bak. Bir dakika, dur. Bak. Orada niye sonradan gitmişler ki? Bak burada ne var, dur. Dur. Serper ne yaptın sen? Abi yetişemedik yolda sana ya. Eyvallah, aha burada dur. Çıkarayım şunu. Bir dakika bak ne yapmış, bak görün bak. Bak. Serper burada şu anda yanımda. Bak. Orada bu yolu bunda mı geldin? Eyvallah. Herkes bunu gördü mü şimdi? Göre göre geldiler abi. O süpersin. Sürprize bak. Sürprize var. Hayırlı yolculuklar. Mehmet Esir yazmış. Kendisi de burada. Şöyle. Heh. Merhabalar. Kuzigo kanalı var. Serper. Bak. Sürpriz yapmış bana. Aslında ben seni Dornstadt yolda yakalayacaktım abi ama yetişemedik malum durumdan dolayı. Ha. Ondan sonra işte buraya şey kadar. Yolunda mı? Şu an yolunda bekliyoruz arabada. Şimdi buradan çıkacağız diye direkt devam edeceğiz. Ha, tabii, iyi misiniz ama? Her şey yolunda. İyi abi. Tamam. Direkt devam edeceğiz. İşte yani yolda yakalamak istedim. Hani dur bir daha sana göstereyim. Sürpriz olsun. Vallahi süper, beğendim, hoşuma gitti. Ha, bak. Kuzigo tanımayan varsa Kuzigo'yu
kanalı var. Sağ olsun Sarper. Bak ne yapmış ya. Vallahi. Böyle bir şeyi başka millet yapmaz ha bak. Abi biz çılgınız. Biz çılgınız vallahi böyle şeyler yapıyoruz ya. Başka millet yapmaz. Ya. Abi ben kaçıyorum. Tamam. Sana ben hayırlı yolculuklar. Görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. Hepinize selamlar. İnşallah. Türkiye'ye selamlar abi. İnşallah. 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 Alacağız. İnşallah. Şimdi yapalım. Hadi görüşürüz. Azam abiyi bekliyorum. Azam abi geldikten sonra yola devam edeceğiz. Park yerine giriyorum. Tamam. Buradan sınıra... Ha, bu nereyi gösteriyor bize? 4-4 saat 28 dakika yol vereyim diyor sana diyor. Belgrad üzerine ver. Niye gene Romanya üzerine atmış ya. Beni ya? Romanya haritasını silmem lazım benim bundan. Çünkü yine Romanya üzerine atmıştı. Şimdi düzeldi. 2028 kilometre yolum kalmış. Şunu da açayım bir dakika ya. Görüntüme girdim bak. Nerede girdin? Ha, şimdi. Şimdi girdin. Aynen. Dur şunu da aç. Şöyle. Yine hemen hızlıca ceketimi giyeyim ben. Geliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar, hakkınızı helal edin. O gitsin gelsin, ben gideceğim yolduğuma göre. Azam abi selam yazın. Yayına sabotaj yaptım. Hakkınızı helal edin arkadaşlar, beklettim sizi de. Hadi görüşürüz. Saat şu anda 12.08. Augsburg'un yanındayız. Azam abiyle buluştuk. Gönderdik Azam abiye, biz de yola çıktık tekrar. Hava sıcaklığı artı yarım derece, 0.5 artı. Saat 12.08. 8.44'te çıktım ben yola. 3.5 saattir, yaklaşık 3.5 saat oluyor işte, yoldayım. Hüseyin Öztayner, merhaba Mehmet abi. Bu sene arabayla izne gideceğim. Aşı pasaportu istiyorlar mı? İstiyorlarsa nereden bulacağız aşı pasaportunu? Yok ki henüz aşı pasaportu bir yerde. Yani isteseler bile alamayız ki. O yüzden istemiyorlar. Yani olmayan bir şeyi isteyemezler. Şu anda yok. Olursa, eğer aşı pasaportu çıkarılırsa, isterlerse o zaman yaptıracağız mecbur. Hemen ama... mazot fiyatlarının bilgisini vereyim az önce. Sonra benzinin önündeyim. 1.34 mazot, süper 1.46, 1.55, 10. E10. Evet. LPG var mı bulunduğun yerde? Hemen ona da bakayım. Geliyor bir tane daha. Bir dakika. Burada Salzburg istikametine, Nürnberg Salzburg istikametine sağdan çıkıyorum buradan. Münih'in etrafından şimdi dolaşacağız. Sol tarafından, kuzey tarafından, Münih'in kuzey tarafından dolaşmak üzere sağdan çıktım. Şu anda Münih'in etrafındayım yani. Münih'in etrafından. Biraz sonra da oradan Braunau tarafına geçeceğim ama muhtemelen bana başka yol gösterecek. Ya da bilmiyorum, belki de direkt oraya götürür navigasyon. Ama ben navigasyona bakmadan gidiyorum şimdi. Braunau'dan geçeceğim Avusturya'ya. Münih'in kenarından geçiyorum. Burada bir 80'e düşüyor şimdi yol. Evet. 13 kilometre böyle düz gittikten sonra bir manevra yapacağız ama bakalım nereye. Şimdi önümde bir tane tünel var. 80 şu anda yol. Evet, Münih'in etrafındaki bir tüneldeyiz. Şu an ne kadar yakıt gösteriyor araç? 9 litre var mı otobanda? Dem Akdeniz. Evet, tam 9 şu anda. Tam 9.0 gösteriyor şu anda. Talha Özdoğan, abi kaç saate geliyorsun Edirne'ye? Almanya'dan kaçta geliyorsun? Çanakkale'ye 23 saat 43 dakika gösteriyor şu anda. 2200 kilometre gösteriyor gene. Az önce 2200'ün altına düşmüştü. Yine yükseltmiş, bu bir şeyler yapmış. Ha, 4 saat 22 dakika diyor. Daha kısa yol var. Niye değiştirip duruyor? Ben onu anlamıyorum. Şu anda... Allah aslında evet. Adam abi gidince bilgisayardan bir baksın. Sırbistan'da acaba çok kapalı yollar mı var? Yok. Kendisi bana şimdi bak...
Şu anda düzelttim. 1983 kilometre 19 saat 17 dakika gösteriyor. Şu anda tam Çanakkale'ye kadar olan mesafem 1983 kilometre. Arada bir Romanya üzerine veriyor beni. Romanya üzerinden giderken yani Romanya üzerinde 2200 kilometre yol gösterirken bu sefer soruyor bana, diyor 4 saat 20 dakika daha yolu, kısa yol var, orayı vereyim mi diyor. Ver diyorum, alıyorum. 1982'ye düştü. Şu anda 1982 kilometre yolum var. Biraz sonra yine Romanya'ya atar mı atmaz mı bilmiyorum. Romanya'ya niye atıyorum madem tekrar Sırbistan'ı vereceksen bana yani. Böyle bir saçmalık oldu şimdi. Yol 120'ye çıktı. Münih'in kenarındayız. Hiç durmadan gidersen diyor saat 7.46'da Çanakkale'ye varırsın diyor sabah. Ama böyle bir şey olmayacak tabii ki. Daha akşama, pazartesi akşamına belki anca varırım. Bilmiyorum bakalım ne gösterecek. Buradan çıkacağım ben şimdi Passau tarafına doğru. Ben doğru yolda mıyım bilmiyorum. Passau'ya doğru çıktık şimdi buradan. 94'e girdim. Geçen de 92 ile 94 arasında git gel yaptık. 92'ye yanlış mı girmiştim? Ne yapmıştım bilmiyorum. Buradan çıktım ben şimdi. Özcan, Başkan Alp, yollarda veya gümrüklerde COVID belgesi aranıyor mu? Ne soruyorlar? Bilgi verirsen sevinirim. Arayıp bozuluklar. Evet, transit geçilen hiçbir ülkede herhangi bir şey sorulmuyor. Şimdi canlı canlı göreceğiz zaten. Buradan Passau istikametinde 94 numaralı yoldayım ben şu anda. Şerefcan, Renault Flash 1.7 nasıl gider? Renault Flash 1.7 gider ya, gider gider. Ben Renault 19 gönderdim. Türkiye'deydim, daha hiç yurt dışına çıkmamıştım. Renault 19'la birisini Hollanda'ya gönderdim Türkiye'den. O zamanlar navigasyon falan doğru düzgün yoktu böyle. Bayağı zaman geçti. Ben Türkiye'deydim de. Haritaları çıktı olarak aldım. Şu şehirden şu şehire kadar, şu şehirden şu şehire kadar hep harita harita ona çıkardım. Dedim bak bu şehre geldikten sonra bu kağıdı at kenara. Ondan sonra buna devam et. Buradan devam et diye diye Renault 19'la gitti adam Hamburg'a kadar. Hamburg diyorum ya, Hollanda'ya kadar, pardon. Bak şu anda yine benim navigasyon 4 saat 28 dakikalık kısa yol var, vereyim mi diyor bak gene. Gene beni Romanya'ya atmış ya. Evet, 20 kilometre sonra Avusturya sınırındayım. 4,5 saatte geçmiş olacağım bu kadar yolu. Şu ana kadar da 448 kilometre gelmişim. İşte 20 kilometre daha gideceğim. 468-470 kilometre. Benim evden Avusturya sınırına kadar olacak. 400 480 kilometre olacak. Biraz geç sıfırlamıştım ben kilometreyi. Evet, 480 kilometre evden Avusturya sınırına kadar olacak. Burada Münih'ten 94'ü aldıktan sonra Avusturya sınırına doğru gelirken duble yol bitti. Şimdi burada gidiş geliş yolu alıyor bize artık. 80'e düştü yol ama biraz sonra yine 100'e çıkacak. Burada şimdi yol düşüyor artık. Gidiş geliş yola düşüyor. Duble yol bitti. 94 numaralı yolun duble yolu bitti. Braunau'ya da 13 kilometre yolum kaldı. İn nehrinin üzerinden Braunau'dan Avusturya'ya gireceğim. Saat 13.34. 10 dakika sonra tam 5 saat oluyor ben yola çıkalı. Burada biraz oyalandım falan filan. 4.5 saat. Yani 4.5 saatte gelinebiliyor demek ki. Hava sıcaklığı 1.5 derece. Sağ tarafta yine kar görünüyor. İn nehrinin üzerinden geçeceğim. Bakalım kontrol ne var ne yok. Kontrol, onu da görelim. Gidiş geliş yol olduğu için burada bir trafik oluştu şimdi. Gerçi trafik değil, akıyor ama en önde bir tane tır var. Onun arkasına doluştuk hepimiz. Kimse de geçmiyor, geçemiyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. 1.5 kilometre kaldı sınıra zaten. Yine uzak bir yer vermiş bana. Şöyle verelim. 1843 kilometre kalmış. 18 saat. 18 saatlik yolum var Çanakkale'ye kadar. 1842 kilometre. Buradan sağdan Passau'ya çıkıyor. Passau'ya doğru gidiyor ama ben artık buradan Avusturya'ya giriyorum. Sağdan gidersek yine Passau üzerinden girebiliriz Avusturya'ya.
ben buradan giriyorum. Şu anda 700 metre sonra sınır. Almanya'dan Avusturya'ya geçiş. Evet, sağ tarafta hemen Republik Österreich yazıyor. 600 metre yazıyor. Burada hız sınırı var. 70'e düşüyor. İn nehrindeyiz. Şimdi burası İn nehri. Hemen navigasyonda görünüyor. Bu nehir sınır. Sağlı sollu görüyorum nehri. Şu anda buradan görünüyor. Bu nehir sınır. Şu anda tam sınırı geçtik. Stau yazıyor burada. Evet, burada hafiften bir kontrol var. Bakalım ne kontrol ediyorlar. Bakacağız şimdi. Avusturya'ya girişte normal olmuyor. Bugün var. Bir polis kontrolü var. 1.16 görüyorum uzaktan. Mazot 1.16 burada. Grüß Gott. Wo sind Sie? Wo fahren Sie hin? Ich fahre in der Türkei. Du, nur stark's. Passt. Gute Fahrt. Dankeschön. Ja. Danke. Evet, nereye sürüyorsun? Dedi zaten burası kapalı, buradan gelen olmaz. Şu anda mazot fiyatı 1.16. Euro dizel 1.35. Süper 1.41. Bu şekilde Avusturya'daki fiyatlar da bu şekildeydi. Şimdi geçtik. Orada kontrol, nereye sürüyorsun dedi. Türkiye'ye dedim. Gute Fahrt dedi. Gute Fahrt, gidiyoruz şu anda. Teşekkür ettim ve yürüyorum yoluma. Şimdi bir yerde durup hemen vinyet alacağım. Ben normalde vinyeti daha önceden almış olmam lazım ama ben her ülkeye girdikten sonra alıyorum şimdi vinyeti ki gösterebileyim aldığımı, nasıl aldığımı falan gösterebilmek için. Hemen en uygun bir yerde, bir park yerinde durarak alacağım. Avusturya'ya hoş geldiniz. Otobana çıkana kadar böyle bir 30, yaklaşık 30-35 kilometre böyle gidiş geliş yollardan gideceğim. Sonra otobana çıkacağım. Avusturya'da otobanlarda hız sınırı 130 ama şu anda bulunduğum yerde 100'lük yoldayım. 30-35 kilometre böyle gidiş geliş yol. Ondan sonra otobana çıktıktan sonra 130'la gideriz. Avusturya'da otobanları kullanabilmek için vinyet satın almak gerekiyor. Bu vinyet 2021 yılı için 9,5 euro. İsteyen akaryakıt istasyonundan yapıştırma alabilir. İsteyen online olarak satın alabilir. Ben online olarak biraz sonra satın alacağım durduğum yerde. Bir park yeri, uygun bir park yeri bulacağım kendime. Orada alacağım. Buralarda da böyle park yeri bulmak sıkıntı. Biraz sonra Pink diye bir yer var. Akaryakıt istasyonu var Pink. Daha önce orada durmuştum. Orada almıştım vinyet. Yine orada dururuz. Eğer oraya kadar başka park yeri bulamazsam orada dururum. Hava kararmadan Avusturya'ya da geçebilecek miyiz bakalım. Şuralarda duracak yer varsa durayım ben burada bir yerde. Yol 70'e düşüyor zaten. Ha, iyi sürüyorsun diyor. Şurada durayım ben hemen hızlıca. Şurada şöyle bir kenarda durayım hemen. Hemen hızlıca vinyetimi alayım. Vinyeti almak için de buradan ekran kaydını açıyorum. Google'a Asfinag yazdım. İlk çıkan sayfa Asfinag.at. Asfinag.at'ye tıkladım. Buradan sağ üst köşeden İngilizce veya Almanca olarak çıkıyor karşıma.
Bilgisayarda Türkçe de var ama burada çıkmıyor. Neyse Almanca devam edeceğim ben. Mouth Shop tıklıyorum. Ha, burada Türkçe'ye geçti şimdi. Şimdi şu anda Türkçe. Ekran şu anda Türkçe, tamam. Burada 10 günlük vinyet 9,5. 2 aylık vinyet 27,80. Yıllık vinyet 92,5 euro. Ben 10 günlük vinyeti satın alacağım. Eğer 10 gün içinde geri dönersem yine kullanabilirim. Dönmezsem dönüşte tekrar satın almak zorunda kalacağım. Tüketiciyim dersem 4. ayın 8'inde, Nisan'ın 8'inde ilk defa kullanabilecek şekilde alabiliyorum. Ben buradan şirketimi seçiyorum. Hemen bugünden itibaren aktif olması için onaylıyorum. Araba, tamam. Düzenleyen ülke olarak Almanya'yı seçiyorum. Plakaya giriyorum. Aynı plakayı buraya tekrar giriyorum. Evet, plakam burada göründü. Geçerlilik başlangıcı olarak bugünün tarihini seçiyorum ben. 21 Mart 2021'den itibaren başlıyor. 30 Mart 2021'e kadar geçerli bir vinyet satın alıyorum şu anda. 9,5 euro. Buradan devam diyorum. Buraya e-posta adresi girilmesi gerekiyor. Hemen benim e-posta adresim zaten daha önceden girmiştim ben. Hemen çıkıyor. E-posta adresini iki kere yazarak buraya ödeme türünü seçiyorum buradan. Ben PayPal ile ödemek istiyorum. Kredi kartı ile ödeme var. Ben PayPal'ı seçeceğim. Giropay var. Sepa Express var. Klarna anında havale aktarma diye bir seçenek var. Bir de Klarna otomatik ödeme var. Ben buradan PayPal'ı seçiyorum. Devam diyorum. Fatura adresi istemiyorum. Fatura gerek yok. Kontrol ediyorum. 9,5 euro. 10 günlük vinyet. Plakamı kontrol ediyorum tekrar. Geçerlilik süresi bugünden itibaren geçerli. Hatırlatma opsiyonu istemedim ben. Hatırlatma fonksiyonu gerek yok. Bitiş süresini hatırlatıyor. Mesela 30'unda bugün sizin vinyet bitiyor diye uyarı veriyor. Gerek yok. Ücret 9,5 euro, tamam. PayPal'ım benim bu şekilde. PayPal ile ödemeyi, her şeyi kabul ettim diye buradan genel kullanım şartlarını okudum ve posta yoluyla elektronik fatura ödemelerini kabul ediyorum seçiyorum. Ödemeye yükümlü olarak sipariş et tıkladım. Beni PayPal hesabına yönlendirdi. Şimdi PayPal'ın şifresini girmem gerekiyor buraya. PayPal'ımın şifresini girdikten sonra login tıklıyorum. Bu şekilde bir ekran karşılıyor beni. Burada adres bilgilerim falan var. Nereden çekmesini istediğimi buradan seçiyorum. Kredi kartımdan çektirebilirim veya banka hesabından çek diyebilirim. Ben banka hesabından direkt kendi paramı çeksin. Kredi kartıyla hiç uğraşmıyorum. PayNow'a tıklıyorum. Evet, ödemeniz başarılı ekranı geldi şu anda. Ödemeniz başarılı, onay diyor. Alışverişiniz için teşekkürler. Ne aldığımı yazıyor burada. 10 günlük vinyet aldım. Bu plakaya aldım. Bu tarihler için geçerli. Evet, her şeyi burada yazıyor. Tamam, şu anda Avusturya vinyetini satın aldım. Avusturya'daki otobanları 10 gün boyunca sınırsız şekilde kullanabilirim. Vinyet nedir diye soranlar oluyor. Vinyet ülkelerin otobanlarını kullanabilmek için ödediğimiz ücret diyebiliriz. Şimdi şu anda ben onu satın aldım. Avusturya için artık bir tane daha geliyor, o da geçsin. 10 günlük aldım. 10 gün boyunca Avusturya'nın içinde istediğim kadar gezebilirim ama tabii 3-4 saat sonra ben çıkacağım. 10 gün içinde geri dönebilirsem döneceğim. Dönemezsem döndüğüm zaman tekrar bu işlemi tekrarlamam gerekiyor. 30'una kadar dönersem dönerim. Dönemezsem tekrar alacağım. Hadi hayırlı yolculuk. Şimdi artık 20 kilometre, yaklaşık bir 20 kilometre böyle gidiş geliş yoldan 100 kilometre hızla gideceğiz. Ondan sonra da otobana çıkacağım. Burada Shell var yine. 1.11. Oo, bedava. Mazot 1.11, öteki benzin 1.20.
1820 kilometre yolumuz kalmış. 17 saat 49 dakikalık yolum var daha. 5,5 saat oluyor. 23 saat civarında gösteriyor eğer yanlış değilse. Burada 1.15. Mazot 1.15. Süper 1.22. Evet, burada şimdi otobana bağlanıyoruz artık. Buradan sağdan çıkıyorum. Linz-Wels istikametine sağdan çıkıp, zaten tabela vardı orada bir tane, hemen tabelada da ücretli otoban diye yazıyordu. Burada artık ücret ödemek gerekiyor. Az önce ödediğim vinyet ücreti bu otoban için. Şimdi girdiğimiz otoban için buradan bağlanıyorum şimdi. Linz-Wels istikametine. Oradan Viyana, oradan Budapeşte işte gidiyorum artık. Şimdi 49 kilometre böyle bu yoldan gideceğiz. Bu yolda hız sınırı 130 kilometre. 520 kilometre olmuş. 480 kilometresi Almanya içindeydi. 40 kilometre bu gidiş geliş yoldan gelmişim. Yani Braunau'dan Avusturya'ya girdikten sonra, Almanya'dan çıkıp Avusturya'ya girdikten sonra otobana kadar 40 kilometre gidiş geliş yoldan gelmişim. Çok büyük bir sorun değil. Trafik de yoktu. Gayet akıcıydı. Artık bundan sonra Budapeşte'ye kadar böyle yollar, böyle güzel yollar var. Burada Avusturya'da otobanlarda sıklıkla Aspinak'ın park alanları var, dinlenme yerleri var. Şimdi bir tanesine gireceğim hemen. Otoban üzerinde ilk ne zamanmış? Tabelası da var önümde hemen. 4,5 kilometre. Bir sonraki de 28 kilometre. Yani 20 kilometrede bir, 24 kilometre bunun ikisinin arası. Şimdi önümdeki 4,5 kilometre, sonraki 28 kilometre. Yani 24 kilometre arayla var park yeri. Her yarım saatte bir, yani durmak isteyen durabilir. İhtiyaç giderebilir. Oralarda internet var, ücretsiz internet var. Tuvalet, banyo, kahve makinesi var. Şimdi gidince onlara bakalım orada. İlk duracağım yerde onları bir çekelim, görüntülerini. Otobana çıktıktan sonraki ilk park yeri burada, sağ tarafta hemen. Buradan giriyorum ben şimdi. Aynı şekilde karşıda da var. Burada sol tarafta tırlar için, sağ tarafta bizim için. Aspinak Murau West'miş burası. Hepsinin de adı var ha. Burası Murau West. Burada şimdi şurada ben park edeyim, ondan sonra biraz gezelim. Nerede durabiliriz? Bu Etay çıkıyor musun sen? Sen çıkıyorsan ben oraya gireyim. Ne çıkıyor? Tamam, hadi gel. Şurada duralım. Evet. Burada park yeri bu şekilde, bir tesis var burada. Murau West burası. Burada şimdi free wifi yazıyor. Yani ücretsiz internet var. Gratis WLAN Almanca. Karşı taraf bayanlar tarafı. Burada duşlar var. Burası erkek bölümü. Tuvaletler bu şekilde. Çıkarken de buraya bir tane makine koymuşlar. Butonlar var. Nasıl memnun kaldım mı kalmadım mı buradan işaretlemek gerekiyor. Ben her zaman yeşile basarım, beğeniye. Çok güzel, temiz, kullanışlı. Burada da kahve makineleri var. Bu şekilde burada kahve makinesi var. Kahvesi olmayan buradan kahve alabilir. Burada soğuk içecek, burada sıcak içecek bölümü. Fiyatlar nasılmış? Fiyatlar klasik boyut.
Yani standart boyut, klasik boyut 1.30'muş. X-Large büyük boy 2.20 euro. Yani klasik yine standart olan 1.30. 1.30 küçük oluyor. Yani X-Large normal bir kahve boyutu. Bu küçük birazcık küçük oluyor. Bu şekilde kredi kartıyla, burada banka kartıyla, kredi kartıyla veya nakit olarak ödenebiliyor. Nakit olarak ödemek için bozuk para bunları kabul ediyor. 5 sente kadar kabul ediyor. 5 sentin altını kabul etmiyor. En güzeli aslında kart, temassız kartla. Buradan bardak kendisi otomatik geliyor. Daha önce almıştım var ama şimdi almayacağım çünkü kahvem var. Bu şekilde burada masalar yapmışlar. İşte mola yeri güzel. Burada Avusturya'da güzel oluyor. Bu şekilde. Evet, yani yine söyleyeyim, çıkarken beğeniye basmayı unutmuyoruz. Bunun şarjları nasıl? Tamam. Bunları da kontrol edeyim bir dakika hemen. Yola çıkmadan önce. İyi bunlar şarjları. Bitmeden sonra şarja takmamız lazım bunları da. Şurada dursun. Buradan alsın bunun sesini. Bu tamam. Bu kayıtta, bu kayıtta, bu kayıtta. Bu da kayıtta. Hepsi kayıtta. Tamam. Şimdi gidebiliriz artık. Kahvemizi de doldurduk. Kazasız belasız inşallah. Amin. Semih Hesleş, Hasan Kaçmaz, Mehmet Ali Matuz, İl Yavuz 546, Çatlat, Cemalettin Erbudak, Osman Kahraman, Niyazi Sert, Avşar Gülay, Yörük Ali, İlhan Yılmaz, Hele Bak, Zeki Mutlucan, Batuhan Sazak, Atilla Dobrisan, Hüseyin Kalemer, Mesut Kasırga, Özgür Erentürk, Şeref Demir, Özcan Durmuşkaya, Hasan Orak, şimdiye kadar yazanlar, Karakuş Ziya, Hepin... 01 Ali, evet. Ultra Aslan. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Muzaffer Yaldızoğlu, Batuhan Sazak, Yalçın Sertkaya, Selim Eşen, Tevdi Karaya, Havva Yalçın, Osman Çakmak, Hasan Orak, Mecit Uğran, Erkan Eysun, Dostlar Meclisi Mustafa, Ahmet Yılmaz, Melih ZT, Halil Dedezade, Selim Şen, Murat Güler, R6 Giresun, R6 Mehmet Deli Fazla. Hepinize tek tek evet, teşekkür ederim. Şu anda burada 130 km hız sınırı olan yoldayım. 15 dakika içinde 2 tane radar vardı hemen. Sabit radarlar. Avusturya'da her yer radar. Şu anda 100'e düştü ve 80'e düşüyor yol. 80'e düştüdü, şimdi de 60'a düşüyor yol. Radar tabelası gösteriyor. Ve sağ tarafta da radar var. Niye böyle bir şey yaptı? Bak şimdi 130'luk yoldan indik, 100'e düştü, 80'e düştü, 60'a düştü ve burada hemen sağ tarafta radarları koymuş. Ve hemen de arkasından hız sınırı bitti. 60'lık bitti, tekrar 130'a çıkabiliriz burada. Şurada hemen sağ tarafta yine radarlarımız. Şu anda 4 oldu bunlar. Yaklaşık bir 30 kilometre içinde 4 oldu. 30 kilometre bile olmadı herhalde. 20 dakikada 4. Her 5 dakikada bir radar var Avusturya'da. Hava kararmadan bakalım Macaristan'a girebilecek miyiz? 280 kilometremiz var. Burada bir sapak var şimdi. Buradan sağdan gidersek Salzburg'dan Almanya'ya gideriz. Soldan biz H harfi var, Çek harfi, Wien, Linz, yani Viyana, Linz tarafına doğru gidiyorum ben. Solda kaldım. Sağdan gitseydim Salzburg'a, oradan da Almanya'ya giderdik. Burada yine 100'e düştü yol. A1'e bağlandık. Şimdi A1'e bağlanıyoruz buradan. Salzburg'dan, yani Almanya'dan Salzburg'dan geçenler, Braunau'ya gitmeseydik, Salzburg'dan geçseydik, şimdi bağlandığımız otobandan gelecektik. Passau tarafına Braunau'dan girdiğim için ben Passau yolundan geldim ve yine A1'e buradan bağlanıyorum şimdi. Abi otoban giriş niyetleri Euro ile mi alıyorsunuz yoksa o ülkenin para birimiyle mi? Hele Bak sormuş. Ben kartla alıyorum. O hiçbir ülkenin para birimini şu ana kadar kullanmadım ben. Euro var cebimde birazcık. Çok da yok. Yani ihtiyaç kadar, hemen yolda kalmayacak kadar euro var. Onun dışında kredi kartıyla veya banka kartıyla kullanıyorum.
alıyorum her şeyi. Şu anda A1'e bağlandık. İşte Salzburg'dan gelen A1'e bağlandım. Viyana'ya doğru A1 üzerinden gideceğiz artık. Şimdi burası gene bak yüzlük yoldayız ve radar var. Ön tarafta görüyorum uzaktan, sağ tarafta radar. Evet, sağ tarafta iki tane duruyor radarlarımız. Yüzlük yol. Sağdan gidersek Çek'e, buradan Prag Çek sağa gidiyor. Slovakya ve Macaristan ön tarafta, Viyana tarafına doğru ben buradan düz gidiyorum yine. Sağdan gitseydim Çek'e gidecektim. Burada tuzlama aracı var. Artı 2 derece hava ve tuzlama aracı tuzluyor şimdi sağ tarafta. Gece için herhalde hazırlıyorlar. Gece buzlanma olabilir diye. Şurada bir park yerinde duracağım. Şurada duracağım. Ben çünkü benim navigasyondan Romanya haritasını sileceğim. Beni sürekli Romanya'ya veriyor. Sonra diyor ki 5 saatte kısa yol var. Vereyim mi diyor. Romanya niye veriyorsun madem Romanya'ya mübarek? Şurada durayım. Romanya haritasını sileyim, ondan sonra devam edelim. Az önce durduğum yer gibi burası da şu anda bak Aspinak'ın dinlenme yeri. Buralar motor yeri. Buralar engelli. Şurada ileride durayım bir yerde. Şurada durayım ben. Geçen geçsin sağdan soldan. Şu haritadan ben bunu değiştireyim bir dakika. Çıkış yapayım. Haritadan çıktık. Sonra tekrar giriş yapayım. Güzergahı iptal et diyeyim. Romanya haritası. Neredesin Romanya haritası? Sil Romanya'yı. başka kim var burada? Slovenya'yı da silelim. Sonra yükleriz. Ne yazık ki bir şey ters gitti diyor. Niye silmiyor? Ha, güncelleme varmış. 9.4 GB güncelleme var. O güncellemeyi indirmezsen yeni harita yükleyemezsin veya kaldıramazsın diyor. İyi mi? Şu anda Romanya'yı sildirmiyor bana. Ama ben tekrar şuradan Çanakkale'ye yol tarifi alayım. Şöyle bir yerde durduğum zaman, Wi-Fi olduğu zaman yaparım. 9.5 GB. Şimdi ben o 9.5 GB'ı indirirsem internet kalmaz. İnternetim biter boşuna. Canlı yayın için internet lazım. O yüzden indirmeyeceğim şimdi. Güncellemeyi evde yapsaydım iyiydi. Bilmiyordum güncelleme geleceğini. Güncelleme gelmiş. Buradan devam et diyorum. Evet. Devam et. Bu şekilde Macaristan'a doğru gidiyoruz. Devam ediyorum yola ben. Hedefi yazdığım zaman beni Macaristan üzeri veya Slovenya üzeri seçenek veriyor. Ben istediğim seçeneği seçiyorum, ona göre gidiyorum. Ama bu navigasyon şu anda kafayı yedi. Hiç Romanya üzerine atıyor sürekli beni. Gitmek istemiyorum Romanya diyorum. Beni oraya atıyor. Sonra da diyor bak 5 saat daha kısa yer var, oraya vereyim mi diyor. Ver diyorum. Gene alıyorum. Şu anda mesela 1700 kilometrelik yolum kalmış. 16 saat 34 dakika. Biraz sonra yine Romanya'ya verecek beni. Sonra tekrar soracak. 5 saatlik kısa yol var, oraya vereyim mi diye yine soracak. Ben de ver diyeceğim. Alacağım, yapacak bir şey yok. Böyle gidiyoruz şimdi. Romanya'yı silemiyorum. Romanya haritasını silsem o zaman veremez orayı. Ama bakacağız bakalım. Şimdi Avusturya'da mazot alırız. Çıkmadan önce yine jet'e çıkalım. Yine daha önce çıkmıştık biliyorsunuz. Daha önceki yolculukta vardı. Yine aynı yere çıkarız. Oradan alırız. Kaç para bilmiyorum. Oraya çıkışı da göstereyim size. Tekrar. Ondan sonra Macaristan'da fiyatlara bakarız sadece. Almayız. Ama fiyatlara hepsine baka baka gideriz. Burada yine bir tane park yerine giriyorum. Hemen 5 dakika ihtiyaç molası. Ondan sonra devam ediyoruz. Araba X5, ceket 15 liralık Y2 ceketi tam Türk işi olmuş. Kemal Kalkan. Ben her şeyimi, kıyafetlerimi Türkiye'den alıyorum. Evet, hazır yeri gelmişken de söyleyeyim. Evet, bu LC Y2'den
3 sene önce almıştım herhalde bu ceketi. Şimdi bu sene 3 tane daha aldım farklı. Ama bu şu anda bunu giyebiliyorum. Bu hava şartlarına uygun olan bu. Bir tane daha var ceket bagajda. Yine LCV22'den başka bir model. Fark etmez 5 euro da olsa işimi görsün yeter. Ama nasıl tanımış LCV22'nin şeyi diyor. Şeyi ceketi. Çok seviyorum böyle yorumları ya. Viyana'ya 47 kilometre yolumuz kalmış şu anda. Saat 16.42. Ben 8.44'te çıkmıştım. Tam 8 saat olmuş ben yola çıkalı. 720 kilometre yol yapmışım şimdiye kadar. Şu anda etrafta da kar var. Artı 1 derece hava. Şu anda burada yüze düştü yol. Yüze düştü ve burada Budapeşte sağ tarafta tabela veriyor. Budapeşte Graz, Wien, Süt diye o tarafa doğru dönmemiz gerekiyor. Bir kilometre sonra sağdan çıkış yapacağım. Viyana'nın etrafından dönmek üzere, etrafından yani transit geçmek üzere buradan sağdan çıkıyorum. Düz gidersem Viyana'nın içine giriyor. Burada Budapeşte güzergahına döndüm sağa. Viyana'nın etrafından dolaşmak üzere. Burada yine hız 100'e düştü ve 80'e düşüyor önümüzde hemen. Burada çok önemli burası. Avusturya'ya girerken, Avusturya'ya girdikten sonra yani Viyana'ya gelirken burada hız 130'dan 100'e düştü. Şimdi 80'e düştü. Şu anda bulunduğumuz yerde hız 80'e düştü. Ve önümde de yanıp sönüyor, görünüyor. Yanıp sönen radar yazıyor. 80 yazıyor, radar yazıyor. Burada mutlaka 80'e düşmek lazım. Hemen sağ tarafta radarımız sağ tarafta görünüyor. Radar yazıyor zaten. Burada da sağ tarafta radarımız. Aşağı inene kadar birkaç tane var bunlardan. Viyana'ya inene kadar. Burası çok önemli yani. Şu anda göründüğü gibi burası 80 kilometre. Bayağı bir 7-8 kilometre burası 80 ile gidiyor ve sürekli bir 2 kilometrede bir şey var. Radarlar var. Şu anda hala 80'lik yoldayım ve 5 kilometre boyunca 80 ile gideceğiz diye az önce tabelada vardı. Şu ana kadar 2 tane gördüm radar. Aşağı inene kadar birkaç tane daha olacak. Burası hep 80 ile iniyor, 80 ile çıkıyor. Yukarı çıkarken de aynı şekilde, Almanya'ya giderken de aynı şekilde burası. İyi oldu, gündüz gözüyle burayı gördük. Buraya geçen sefer gece denk gelmiştim. Hemen sağ tarafta radarları gördüm. Ben sizi de görün. Sağ tarafta yine radarımız. 80'lik yol hala. Yaklaşık 2,5 kilometre daha var. Sağ tarafta radarlar. Burada. Burada da sol taraftan gidiyorum Viyana. Çekya, Slovakya ve Macaristan solda. Yine Graz istikametine doğru Slovenya, İtalya sağda. Buradan sağ taraftan gidersek Slovenya ve İtalya üzerine gidilebiliyor sağdan. Slovenya, Hırvatistan üzerinden gidecek olanlar buradan sağdan çıkabilirler. Ben buradan yine Macaristan istikametine doğru sola girdim ve şimdi yine sağa gireceğim. Tünele gireceğiz biraz sonra burada. Tekrar solda kalırsam Viyana'nın içine giriyor sol taraf. Burada sağ taraftan Macaristan, Bratislava tarafına doğru gidiyoruz Budapeşte'ye doğru. Bu arada burada 100'e çıktı yol. Şimdi 80 bitti, artık 100'e çıktı şu anda. Bulunduğum yerde 100'lük yoldayım. Hemen burada tekrar sağ tarafta radar vardı yine. 100'lük yoldayız şu anda. 100 ile gidiyorum. Az önce tüneli geçtikten sonra 80 bitti, 100'e çıktık. Şimdi artık 100 ile her taraf radar yine. Radarlara burada dikkat etmek gerekiyor. Şimdi şu anda Viyana'nın etrafından dolaşıyoruz. Budapeşte istikametine doğru gideceğiz. Biraz sonra havaalanının yanından geçeceğiz. 44 kilometre sonra jet istasyonuna ben yol tarifi aldım diğer telefondan. 44 kilometre sonra orada mazot alacağım. 213 kilometrelik mazotum var ama 44 kilometre sonra orada çıkacağım, otobandan çıkıp alacağım. Çünkü otobanda fiyat farkı oluyor, çok büyük fark oluyor. Görmek isteyenler oluyor dışarı çıkıp almayı. Geçen sefer almıştık. Bu sefer detaylı oranın yol tarifini vereceğim. Şu anda 43 kilometre sonra orası. Burada yine 80'e düştü yol. 100'lük yol bitti. Şimdi 80'e düştü tekrar.
havaalanının yakınlarındayız. 80'e düştü. Bakalım ne zaman tekrar 100'e çıkacak. Burada yine bak şimdi bir kavşağa daha geldik. Düz gidenler Çek Prag. Prag'a gidiyor düz gidenler. Biz sağdan çıkacağız şimdi burada. Budapeşte istikametine veya Bratislava istikametine buradan sağa çıkış yapıyorum ben. O bir yerden ses geliyor. He bu şey yol tarifi almıştım oradan. Buradan Budapeşte istikametine çıktım ben. Az önce akaryakıt istasyonuna yol tarifi almıştım. O da konuşuyor bir yandan. Akaryakıt istasyonuna da kalan kilometremiz 38. 38 kilometre sonra mazot alacağız. Burada az önce 80'e düşmüştü yol. 100'e çıkmamıştı ama burada 100 bitti diyor şimdi. 130'a çıkıyor yol. Ben hangi ara 100'e çıkacaktık da şimdi 100 bitti yazıyorsun burada. Mübarek. 130'a çıktı şu anda yol. Viyana'nın kenarındayız. Burada sağ tarafımız şimdi Viyana Havaalanı. Tam sağ tarafta 700 metre sonra çıkış var. Viyana'nın havaalanı burada sağ tarafta. Yine o 100'e düştü yol. Bak burada hemen tabela. 100'e düştü muhtemelen bir yerde. Yine radar vardır şimdi burada. 80'e düşüyor aynı zamanda burada hemen. 100'e düştü 80'e düşüyor. Ne bu böyle ya? Oyuncak oynuyorlar benimle. Yine 80 bitti hemen. 130'a çıkıyorum ben buradan tekrar. Burada sağ tarafta radar. Yine hemen iki tane çakmadı. Demek ki 130'luk yoldayım. 130'la gidiyorum. Sıkıntı yok. Burada bir yol çalışması var şimdi. İşte kırmızı görünen yer muhtemelen burası. Ama akıyor. 100'e düştü yol. Hız sınırı. 100'lük yoldayız şu anda. Hız sınırı var. Ama akıyor yol. Trafik yok. Sarı görünüyor bende de. Ama trafik yok. 8 kilometre daha böyle diyor. Az önce tabela vardı yan tarafta. 8 kilometre böyle gidecek diyor. Bir 10 kilometre falan burada bir yol çalışması var. Onu da hemen bilgisini vereyim. Viyana'yı geçtikten sonra yol çalışması olan bir yere girdim. Şu anda yol çalışması olan yerdeyim. Az önce 8 kilometre yazıyordu. Ondan önce girdiğimize göre bir 9-10 kilometre civarında bir yol çalışması var. Viyana'yı geçtikten sonra Macaristan istikametinde. Burada sağ tarafta bir tabela daha yine noch 2 kilometre diyor. Yani 2 kilometre daha böyle diyor. Bir de gülücük mülücük koymuş bana. Şimdi ne güzel işaret koymuş. Yani kusura bakmayın der gibi. Şu anda 5.8 kilometre sonra mazot almak için duracağım. 3.5 kilometre sonra çıkacağım otobandan. 691 BN olmuş. Artık 700'e tamamlarız biz bunu. Mazot alana kadar. 463 kişiyiz. Avusturya'dayız. Macaristan'a doğru gidiyoruz. Biraz sonra mazot alacağız. Buradan sağ taraftan otobandan çıkıyorum şimdi. Buradan da sola döneceğim. Burada kararsız kalmıştım ben. Sarı yanıp sönüyor şu anda. Stop ışığı var ama sağ tarafa mı yoksa bize mi stop tabelası bilmiyorum. Ben buradan devam ediyorum. Şimdi sağ taraf zaten boş. Sola doğru döndüm. Evet, buradan şimdi yine sarı yanıp sönüyor. O çok güzel evler var burada. Ne güzel. Bu ne böyle? Bir şey güzel. Evet, buradan az ileriden sağa döneceğim. Burada uygun oluyor fiyat. Otobanda pahalı oluyor. Şimdi buradan mazotu aldıktan sonra mazotu kaç paraya aldığımıza bakacağım. Ve az ileride hemen çıkmadan önce de yine otoban üzerindeki mazot fiyatına da bakacağız. Burada 1.13.6 mazot. 1.13.6. 1.14 diyelim. Hadi 1.13.5. Nasıl oluyor işte? 1 euro 13 sent burası. Şimdi şuradan o dönüşü yapalım. Ne güzel ışıklar mışıklar bak burada ne güzel. Gündüz daha önce buradan gece geçmiştik. Gece geldikti buraya. Çok güzel görünmüyordu o zaman. İyi görünmüyordu. Şimdi daha iyi görünüyor. Hemen buradan yine sola. Şuradan
Evet. Otobandan çıkıp mazot almak isteyen buraya gelecek yani. Şurada duruyorum. Telefonu alıyorum yanıma. Ne için alıyorum telefonu? Mazot alacağım. Mazot almayı göstereceğim demiştim az önce. Türkiye'den gelenler. Pompa nasıl çalışıyor onu göstereceğim şimdi. Şöyle alayım ekrana. Burada dizel. Dizel. Bu mazot. Bu benzin. Bu da benzin. Yok. Bu ne? Benzin. Bu da benzin. 98, 95, 91. Bana bu lazım. Ama önce açıyorum burayı. Burada şey yok. Pompacı yok. Her şeyi kendimiz yapmamız lazım. Buradan dizeli aldım yine. Şöyle. Burada tırnağı var. Tabii burada şimdi seç diyor. Sadece burada var. Bu başka yerde çok fazla yok. Burada mı ödemek istiyorsun kartla diyor, yoksa içeride mi ödemek istersin diyor. Ben burada ödemek istiyorum. Şimdi kartla ödemek istiyorum. Buna basacağım. Ha, buradan da verecek mi bilmiyorum şu anda. 1.13. Ha, kartı tak diyor. Bir dakika. Burada fiş vereyim mi dedi. Evet dedim. Burada ödemek istediğim için böyle yaptı. Yoksa A'ya bassaydım içeride ödemek için direkt verecekti. 1.13.1. Yani 1.131'den verecek mazotu. Şifre istedi. Şifreyi girdim. Kartı taktım. Şifre istedi. Şifreyi girdim. Şimdi kartı al dedi. Aldım kartı. Vermeye başladı. Evet. Biraz zor oldu ama vermeye başladı. Ne yaptık? A'ya bassaydım direkt verecekti. Hiç bu teferruatlara girmeyecektim ve içeride kasaya gidip ödemek gerekecekti. Ben B'ye bastım. Kartla ödemek için kartı taktım. Şifreyi girdim. Kartı çektim ve 130 euroya kadar şu anda çekecek. Ama ne kadar çekerse o kadar düşecek tabii ki. Şu anda veriyor. Verdikten sonra da buradan bir fiş verecek bana. Ve yürüyeceğim o kadar. Hiç kimseyle muhatap olmadan gidebilirim o zaman. Bittiği zaman burada atacak tırnağını çektim ben onun. 49 litre oldu. Daha devam ediyor hala. 50 litre oldu. Bu her yerde yok. Burada var ama her yerde yok bu sistem. O yüzden başka yerde hiç böyle teferruatla uğraşmadan direkt mazotu koyuyoruz. İçeri gidip kasaya. Burada da numaralar var. Bu 1 numara, 2 numara. Ben şu anda 2 numaradayım mesela. İçeri girip 2 numara diyoruz ve onun kaç para tuttuysa orada ödeyebiliyoruz. Bu şu anda doldurmaya hala devam ediyor. 71 litre aldı şu ana kadar. Ve attı. Attı. Ben bunu birazcık şöyle tamamlayacağım. 74 litreye tamamladım ben bunu. Hafiften sıka sıka. Şöyle. 74 litre. Bitmiş olması lazım. Bana fiş verecek şimdi buradan. Bitte warten diyor. Lütfen bekleyin diyor. Fiş verecek. Fiş vermedi. Şey, tekrar sisteme geçti. Başkası alabilecek pozisyona geçti. 74 litre aldık. Şuradan çekeyim ben arabayı da. Arkadaki girsin. Umarım faydalı olmuştur Türkiye'dekilere. Şuraya çekiyorum arabayı. İlginç bir sistem. Bu da iyi oldu şimdi. Her yerde yok bu sistem. Ha, 74 litre mazot aldım şimdi buradan. Mazotum doldu. 820 kilometre yol yapmışım buraya kadar. 820 kilometrede 74 litre yakmışım. 8.6 litre ortalama yakmışım. B'ye bastık. B'ye basmasaydık, A'ya bassaydık 2 numara olarak gidip içeride ödeyebilirdim. Fişi alabilirdim ama en başında fiş istiyor musun diye sordu. Evet diye seçmiştim ben. Ama fiş vermedi. Geçen sefer Türkiye'den dönerken vermişti. Aynı şekilde yapmıştım. Türkiye'den dönerken fiş verdi ama bu sefer vermedi. Nedense bilmiyorum. Buradan tekrar nasıl çıkacağız? Şimdi buradan sağa dönüyorum. Buradan sağa dönüyorum.
geldiğimiz yol burası. Önümüzdeki döner kavşaktan dönüp buraya gelmiştim. Bu sağ taraftan gelip 3. çıkıştan çıkmıştım. Şimdi ilk çıkışa giriyorum hemen buraya sağ tarafa. Buradan da sola döneceğim şimdi. Az önce buradan gelmiştik. 1.13.6 yazıyor ama ben 1.13.1'den aldım. Yani 0.5 sent. Yarım sent daha ucuz oldu B'ye bastığım için. B'ye basınca kendim orada uğraştığım için biraz indirim aldım. Yarım sent indirim aldım yani litre başında. Buradan şimdi tekrar otobana bağlanıyorum. Az önce geldiğimiz yol burasıydı. Buradan karşı taraftan geldik. Buraya sola döndük. Şimdi buradan sağdan çıktım. Yine otobana bağlanacağım. Buradan çıktık. Yine Viyana'dan geldiğimiz, Macaristan'a doğru gittiğimiz otobana tekrar geri dönmüş olduk şu anda. Mazotumuzu aldık. 1.13'ten aldık mazotu. Biraz sonra bir akaryakıt istasyonunda duracağım sınıra yakın. Orada da fiyatı göreceğiz. Ne kadar fark ettiğini, 74 litrede ne kadar tasarruf ettiğimizi göreceğiz. Çıkmanın faydası var mı yok mu, değer mi değmez mi siz karar verirsiniz ondan sonrasına. Yine burada sağ tarafta iki tane hemen dikiliyorlar. Radarlar burada sağ tarafta. Burası artık Avusturya'dan Macaristan'a geçerken sağlı sollu her taraf rüzgar gülü. Gördüğünüz gibi şu anda ekrana geliyor. Her taraftalar bunlar. Macaristan tarafında da Avusturya tarafında da çok kalabalıklar. Biraz sonra daha biraz daha artacak. Daha fazlalaşacaklar. 130 kilometre burada hız sınırı. Şu anda biraz düşürdüm ben. Az ileride akaryakıt istasyonuna gireceğim. Biraz önce 1.13'ten aldığımız mazot. Bakalım şimdi burada kaç? Onu göreceğiz. Sınıra 3 kilometremiz kaldı. Macaristan sınırına 3 kilometre. İyi, gündüz gözüyle buraya kadar geldik. Yani şu anda gayet güzel, net görünüyor dışarısı. Almanya ve Avusturya'yı gündüz gözüyle gördük. Macaristan, Sırbistan'ı belki gece geçeriz ya da bir yerlerde dururuz bilmiyorum. Ama devam edeceğim yola, durmayacağım fazla. Burada 80'e düştü yol. Şimdi hemen 80'e düştüm. Belki radar var önümde yine. Belki diyorum ama yani tam emin değilim şimdi burada var mıydı. Yine 60'a düşüyor burada. Şu anda 60. 60'a düştük. Şimdi burada hemen mazot fiyatına bakalım. Bakalım az önce aldığımız mazot. Dizel 1.57. Süper 1.60. Tamam. 1.57, 1.60. Mazot 1.57. Biz kaça aldık? 1.13'e aldık. 1.13'ten 1.57 ne yapıyor? 44 sent. Çarp 74 ile. Evet. Şöyle şurada durayım. Hesaplayalım birlikte. Geçen sefer de burada durmuştum. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Sıla yolu 2021 Ocak ayı videosunda tam burada durmuştum bu şekilde. Otobandan çıktım. 5 dakika sürmedi dışarıya çıkıp oradan mazot alıp tekrar otobana girdik. Yani oraya çıkıp tekrar geri girmek o kadar sürmedi. Tabii mazot almak her zaman otobanda da alsak yarım saat kadar sürüyor. 15-20 dakika neyse. Önemli değil ama 32.56 euro kar etmişiz şimdi. Bu iki adım yer, ikisinin arasındaki farkı söylüyoruz. 32 küsür 33 euro. 30 euro diyelim hadi. 30 euro kar değer mi değmez mi siz karar verin. Otobandan çıkmaya değer mi? Yoksa otoban üzerinden alırım geçerim ben bakmam mı dersiniz? Ona siz karar verin. Ben karışmıyorum artık bundan sonra. Ben gösterdim sadece. Otobandan çıkınca 74 litre aldım. Daha fazla, 85 litre benim araba. 80 litreye kadar alabilirdim ama bitmemişti. O kadar aldı araba 74 litreye. Şimdi önümde hemen 1.1 kilometre gösteriyor navigasyon. 1 kilometre sonra Macaristan çıkışımız var. Buradan Avusturya'dan çıkıyorum. Macaristan girişimiz daha doğrusu. Macaristan'a gireceğim. Küçük bir mola yaptım hemen. Biraz bir şeyler atıştırdım. Avusturya bitti artık. Macaristan sınırına doğru gidiyorum. Macaristan sınırı önümde. 1 kilometre sonra Macaristan'dayız. Bakalım orada ne kontrol var. Yine 60'lık yol. Burada sol tarafta Macaristan'dan Avusturya'ya girenler yine
Bakalım ne kadar sıra var. Hemen bakalım şöyle. Buradan başladı. 843.4. Bakalım kaç metre olduğunu sadece. Saymayacağım bu sefer arabayı. Kaç araba var. Kaç metre olduğuna bakıyorum. Buradan bir yandan bir ses geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. Benim... burada. Burada da var. Bizim önümüzde de var şimdi sıra. Macaristan'a girişte de sıra var. Macaristan'dan Avusturya'ya girişte de sıra var. İki sıra halinde burada biz şimdi durduk. 500 metredir sol tarafta Macaristan. Şöyle açayım ben bunu. Macaristan'dan Avusturya'ya giriş için sıra bekleyenler orada. 500 metre oldu. Tam Avusturya kapısından buraya kadar 500 metre oldu araba. Gösteriyor burada şeyi. Bakalım daha devam ediyor. Böyle gidiyor bu tarafa doğru. Nereye kadar gidiyor bakalım. Bizim önümüzde de sınır kapısına bir 500 metrede bizim var mı bakalım. Ne kadar? Hepsini biraz sonra geçtikten sonra söyleriz. İlk defa burada bu kadar sıra olduğunu gördüm. Bu sol taraf Avusturya girişi hala devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidiyor. Buradan kontrol ediyorum. 600. Şu anda 600 metre oldu. Avusturya kapısından buraya kadar 600 metre. Şöyle daha devam ediyor. 18.42 saat. Tam 10 saat olmuş ben buraya kadar. Gelinceye kadar 10 saat geçmiş evden çıkalı. 8.44'te çıkmıştım. Şu anda 18.42. 850 kilometre buraya kadar. Evden buraya kadar 850 kilometre gelmişim. Almanya ve Avusturya'yı 10 saatte geçtim. 8.7 litre ortalamayla gelmişim. Ve saatte 95 kilometre hız ortalamasıyla gelmişim. Tek kapı mı burası? Niye böyle buraya giriyor o zaman bundan? İki sıraydı, teke düştü. İkiydi, teke düştü şimdi. Bilseydim ben şu sol taraftaki önüme geçirmezdim onu ben bilseydim böyle olduğunu. Hatta benim önüme değil, benim önümdekinin bile önüne geçti akıllı. Biliyor demek ki o buranın tek sıra olduğunu. 5-6 araba, 5 araba var önümde. Bakalım İngilizce mi Almanca mı neyle konuşacağımı şaşırıyorum buraya geldiğim zaman. Ne konuşacak bakalım. Avusturya'dan Macaristan'a yaklaşık 200-250 metre sıra. Ama şu anki sıra o her zaman olmuyor tabii ki. Ha? Merhaba. Wohin fahren Sie? In der Türkei. Ich fahre in der Türkei. Ich muss schnell fahren oder English? English. Is there any time to go to Serbia or I can sleep somewhere? Only in a parking or acaba gidecek biraz. Okay. Moment. In park. Hotel? No hotel? No hotel. No hotel. In this transit base. Yeah? Okay, I can sleep in car. And there is a time 24 hours or nothing. No. Okay. There is information here. Okay, thank you so much. Yeah? Bye. Evet. Biraz İngilizce, biraz Almanca karıştırdık. Önce Almanca konuşuyordu. Ben Almanca konuşmak istedim ama İngilizceye sordu. İngilizce var mı? Çünkü Almanca anlamadı. Sonra şu anda hala sol tarafta Avusturya'ya girenler hala sıra halinde devam ediyor. Bittiği yerde kaç metre olduğunu söyleyeceğim. Tam 1 kilometre oldu şu anda. Hala Avusturya'ya girenlerin sırası bekliyor orada. Şunu da birazcık daha açayım. Bir zaman var mı dedim. Geçmek için, Sırbistan'a geçmek için bir zaman var mı? 24 saat falan yok dedi. Uyuyabilir miyim dedim. Arabanın içinde uyuyabilirsin dedi. Şu anda Macaristan'dayım artık. Macaristan'a girdim. Şu logoyu verdi. Logomuzu aldık. Only for transit. Bir tane daha var. Şurada dursun. Buraya atıverdi sadece, yapıştırmadı. Macaristan'da biraz sonra akaryakıt istasyonunda duracağım yine. Orada vinyet satın alacağım. Vinyeti satın aldıktan sonra da Sırbistan'a direkt geçeceğim ben. Transit yine bu
bunu verdi. Çok fazla İngilizce de konuşamıyor, Almanca da konuşamıyor. Ama yine de anlaştık, bir parça anlaştık. Arabanda uyuyabilirsin, bu şeylerin harita üzerindeki yerlerde uyuyabilirsin gibi işaretlerle anlaştık. Arkasını da gösterdi, informasyon var burada diye. Bunu da gösterdi. Yani herhangi bir zaman kısıtlaması burada yok. Macaristan'da transit geçiş için bir zaman kısıtlaması yok. Sadece transit geçiş güzergahı var. Otellerde dedim, bilmiyordu, öyle mık mık yaptı. Ama yani güzergah üzerinde arabada uyuyabilirsin dedi. Tabii ki bu bilgi işte bütün memurlar, 10 tane memura sorsan 10 tane farklı cevap alıyorsun. Bu işler böyle bu zamanda. Çok bilgi kirliliği var. Benim burada tecrübe ettiğim buydu. Sorduğum sorulara aldığım cevaplar bu şekilde. Herhangi bir zaman kısıtlaması olmadığını söyledi. Macaristan'da hız sınırı 130 km. Saatte 130 km yazıyordu az önce orada. Otobanlarda hız sınırı 130 km. Vinyet, az sonra alacağım vinyetle de ilgili bilgiyi orada vereceğim. Evet, Avusturya'dan Macaristan'a girdikten sonraki ilk akaryakıt istasyonu şimdi önümüzde. Tabelada Only for Transit logosu var. Az önce vardı. Burada var mı? Yok. Burada vinyetle ilgili, evet, vinyetle ilgili bir işaret vardı. Şimdi buradaki tabelada Only for Transit için transit logosu var. Yani buraya biz girebiliyoruz. Avusturya'dan Macaristan'a girdikten sonra ilk akaryakıt istasyonu burası. 481 benzin, 481 mazot, 485 mazot benzinden daha pahalı. LPG 308 LPG 308 mazot 485 benzin 481 burada. Şurada bir kenarda duruyorum hemen. Burada vinyetimi alacağım. Macaristan vinyetini. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Burası uygun. Burada duruyorum. Vinyeti alıp geliyorum hemen. Buraya geldim. Burası 9 kilometrelik bir yer. Sınırdan geçtikten sonra buraya 9 kilometre burası. Burada vinyet aldım. Vinyet bu şekilde. Dijital vinyet yine burada. Kartla ödedim. Bir aylık satın aldım bu sefer. Bir haftalık değil, bir aylık satın aldım. 4970 forint ödedim. Buranın parası forint. Karttan çekirdim. Karttan ne çekerse artık euro olarak çekecek. Herhangi bir kandırma olayı olamaz. Plakayı, arabanın kategorisini D1 olarak işaretledim burada. Ben oraya plakayı yazmıştım. O da plakayı tekrar yazıp bana kontrol ettirdi. Buraya da işaretledi kendisi şöyle. Şuraya bir işaretledi. Plaka var burada. Buraya bir işaret yaptı. Burada arabanın kategorisi var D1 diye. Bir tane buraya işaret yaptı. Burada da nerede o? Ha şurada. Şurada bir çizgi var. Burada da geçerlilik süresi yazıyor. Tarihi yazıyor. Buraya da kaşa bastı. Böyle bir belge. Artık Macaristan'da vinyetini satın almış oldum. Bir aylık alınca geri dönüşte de kullanacağım şimdi. Uygun oldu. O bir haftalık alsaydım geri dönüşte bir daha bir haftalık alma, o zaman 3500-3500-7000 olacaktı. 7000 forint ödeyecektim. Şimdi 4970 forint ödedim. Macaristan'ın vinyetini de aldım. Artık Sırbistan'a doğru gidiyorum. Ben Çanakkale'ye yol tarifi almıştım. Evet, Kapıkule'ye 1234 kilometre kalmış. Çanakkale'ye 1686 kilometre kalmış. Burada şimdi karanlıkta gitmek istemiyordum ama yani gündüz gösterilecek pek bir şey yok Macaristan'da. Kurallar belli. Kurallar bu şekilde. Haritanın dışına çıkamıyoruz. Güzergah boyunca transit olarak geçeceğim. Zaman kısıtlaması yok. Bunu bilmek yeterli burada Macaristan'da. Yok dedi. Ben demiyorum yine de onu da söyleyeyim de. Zaman kısıtlaması yok. Güzergah dışına çıkmak yok. Vinyet almadan gitmek yok. Vinyetimizi aldık. Güzergah dışına çıkmadan Sırbistan'a doğru sürüyorum şimdi arabayı. Bunun da 1 saat 21 dakikası kalmış ama bunu kapatıyorum artık ben şimdi. İç kamerayı artık çekmeyecek çünkü karanlık olduğu için içeriği. Bunu kapatıyorum ben. Dış kameranın kartını değiştirdim. Kendimi de kapattım, ışığımı da, artık yola hazırım. Ben gidiyorum. Haydi hayırlı yolculuklar. Burada yine sağ tarafta bir akaryakıt istasyonu var.
McDonald's var. Burası Only for Transit yazıyordu. Yani biz buraya girebiliriz. Bu sağ tarafta mazot alıp yemek yiyip karnımızı doyurabiliriz. Uyuyabiliriz. Burada sağ tarafta. Evet, sağ tarafta Shell var. Burada Shell'de 475 ve 484. 475 ve 484 mazot ve benzin fiyatları. Forint. Buranın parası forint. Burası bu park yeri var burada bir tane. Buraya giriyorum şimdi ben, kısa bir mola. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Only for Transit logosu vardı burada hemen. O yüzden girebiliyoruz buraya. Not for Transit yazan yerlere giremiyoruz. Burası Only for Transit. Hemen yakıt fiyatlarına da bakayım. Şurada dizel 488. Dizel. Benzin de 484 forint. Buranın parası forint. 484 forint'e benzin veriyorlar. 488 forint'e dizel veriyorlar. Romanya girişi, gene bu Romanya'ya vermiş beni. Dur şunu düzelteyim, ondan sonra Sırbistan girişine bakacağım. Yine Romanya üzerine vermiş. Niye veriyor beni? Hala da Romanya Romanya. Bakayım Sırbistan'a girdikten sonra ne yapacak? Çık Sırbistan'dan Romanya'ya gir mi diyecek? Ne yapacak bilmiyorum bakalım. Navigasyonu ülke ülke ayarlamıyorum. Ben o yüzden böyle yapıyor. Beni şu anda Romanya üzerinden git diyor. Hala gene şu anda yine Romanya üzerinden git diyor bana. Romanya'dan çık diyeyim ben ona bir dakika. Belgrad'a kadar yol tarifi aldım. Tamam dedi, aldı Belgrad'a yol tarifini. Belgrad'dan sonra durak ekle dedim. Çanakkale dedim. Çanakkale için Belgrad'dan Romanya'ya verdi beni. Tuna Nehri'nin üzerinden Romanya'ya geç diyor. Romanya'dan tekrar Bulgaristan'a geçersin diyor. Sırbistan'dan Bulgaristan'a mı geçiş yok acaba? 188 kilometre kalmış Sırbistan girişine. Hadi bakalım aldık. Evet, şimdi alabildik. Bakalım yine değiştirecek mi? Almanya'dan çıktığımdan beri beni Romanya üzerinden git diyor bana. Ben istemiyorum. Kavga ediyoruz bununla. Belki Bulgaristan'a girdikten sonraki o çalışmadan dolayı orası biraz trafik oluşuyorsa eğer, o yüzden orayı vermiyor olabilir. Burada şimdi yine bir yol çatına geldik. Bir manevra yapacağım. Buradan sağ taraftan çıkacağım. Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, evet. Buradan sağ taraftan çıkmam gerekiyor. Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya sağ tarafta. Soldan gidenler Budapeşte merkeze gidiyor. Buradan sağ taraftan şimdi çevre yolundan Budapeşte'nin etrafından dolaşıyorum. Budapeşte'nin kenarından geçip Sırbistan'a doğru gideceğim. Buradan sağ tarafta çıksaydık Hırvatistan Slovenya sapağı vardı. Macaristan'dayız şu anda. Sağ tarafta Hırvatistan Slovenya. Ben sol taraftan yine Sırbistan güzergahına, Romanya güzergahına devam ediyorum. Şu anda Macaristan'ın kenarından geçiyorum. Burada bir çalışma vardı 2019'da, bir trafik olmuştu. 1 kilometre diyor çalışma var diyor. Burada bir tabela. Macaristan'da Budapeşte'nin kenarında 90'a düştü şu anda yol. 2019'da buradan geçerken bir çalışmadan dolayı bir trafik oluşmuştu akşam saatlerinde. Bir sürü araba zor durmuştuk. 2019 videosunu izleyen varsa, benim Slayolu 2019 videosunda görünüyor. 80'e düştü burada yol. Evet, 80'le gidiyorum şu anda Macaristan'da. Budapeşte'de çevre yolundayım. Hiçbir trafik yok. Gayet rahat geçtim ve 60'a düştü burada yol. Şimdi sağ şerit sola geç diyor. 3 şerite düşüyor diyor. Yine 80'e çıktı yol. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Şu anda 80. Ortadaki tabelalarda 80 gösteriyor. Hafif yol çalışması var gibi görünüyor. Bakalım ne olacak. 3 şerit 80'lik yol. Buradan şimdi Tuna Nehri'nin üstündeyim tam. Şu anda Duna yazıyor sağ tarafta tabela. Ama Tuna, işte bizim Tuna Nehri'nin üstündeyim. Yolu daraltmışlar sadece. 80'e düşürmüşler hızı burada.
Şimdi şu anda gittiğim yol 110'luk yol. Arabalar için 110, tırlar için, kamyonlar için 70'lik yol. Budapeşte'yi geçtik. Sırbistan sınırına, Szeged'e doğru gidiyoruz. Buradan sağa döneceğim ben şimdi. Szeged sağda gösteriyor tabela. Hatta Romanya da sağ tarafta, ikisi de. Szeged'den sonra Romanya veya Sırbistan seçeceğiz. Ama buradan sağdan çıkıyorum şimdi. M5 yoluna giriyorum. Buradan Szeged'e doğru devam ediyorum. Szeged'e 146 km, 150-160 km sınıra yolum kaldı. 130'luk yoldayım şu anda. Artık 1 saat 15 dakika, 1,5 saat arasında Macaristan bitecek nasip olursa Sırbistan'a doğru gidiyorum. Şurada az ileride yol çalışması olabilir. Tabela vardı. Yol çalışması yazıyordu. İngilizcesini okudum. Bakalım nerede ne kadar yol çalışması var görelim. Szeged 126 km kalmış Szeged'e. Keskemete 43 km var. Röşke 141 km. Sınır 141 km. Belgrad'a 335 km mesafedeyiz şu anda. Macaristan'da Sırbistan sınırına doğru gidiyorum. Bir üzgün işareti koymuşlar buraya. Şimdi yol çalışması devam ediyor. Hala az önce girdiğimiz yol çalışması. Üzgün işareti koymuşlar ve 2 kilometre daha böyle devam edecek diye altında yazıyor. Üzgünüz gibi işaret koymuşlar. Bitiyor diye gülücük işareti koymuşlar şimdi de. Az önceki üzgün işaretiydi. Şimdi gülme işareti koymuş. 1 kilometre kaldı yazıyor. Az kaldı, sevin artık. Seviniyor yani, az kaldı diye. Yol çalışması 800 metre kadar kaldı şu anda önümde. Yaklaşık bir 5-6 kilometre burada bir yol çalışması vardı. Şu anda next filling station for transit 33 kilometre yazıyor İngilizce olarak. 33 kilometre sonra transitler için dolum tesisi, akaryakıt istasyonu 33 kilometre sonra diye yazıyor. Burada sağ tarafta yine transitler için bir park yeri var. Ben buraya giriyorum hemen şimdi. Bu zaten sınırdan önceki son park yeri. Bilmiyorum hatırlayan var mı? Ocak ayında giderken ben burada durmuştum. Burada uyumuştum ben. Şimdi de burada durdum ama uyumayacağım. 5 dakika ihtiyaç molası, sonra yola devam. Evet, 1165 kilometre falan olmuş ben yola çıkalı şu anda. 1167 kilometre var diyor. Tam yolun yarısındayım. Bak, ben Macaristan Sırbistan sınırı. Benim tam yol, yarım yol oluyor evden eve. Yarım yol oluyor. Şu anda yolu yarıladım. 22.37 saat. 22.44'te ben 8.44'te çıkmıştım. 22.44'te 14 saat oluyor. 14 saatte yolu yarıladım. 28 saat sürer. Böyle giderse, hiç durmadan gitsem 28 saat sürecek eve kadar. Demek ki baya zaman kaybetmişim ben ya. 14 saat olmuş buraya kadar. Burada sağdan çıkarsak Romanya, soldan gidersem Sırbistan. Burada yol ayrımına geldim şimdi. Sağdan çıkarsak sola doğru dönüyor yol. Romanya'ya gidiyor. Ocak ayında buradan çıkmıştım ben. Buradan sağ taraftan çıkınca yol sola doğru dönüyor. Soldan giden yol ise düz gidiyor. Sırbistan'a doğru ben şimdi buradan düz gidiyorum. Sağdan çıksaydım Romanya istikametine gidebilirdim. Ama buradan Belgrad istikametine, Sırbistan'a doğru gidiyorum. Sağ tarafta da Romanya istikameti Arad şehrini gösteriyor. Yine ama tamam, Sırbistan'a doğru gidiyoruz. Şu anda Macaristan'da Sırbistan sınırına doğru yaklaşırken 1,5 kilometre kala bir tır kuyruğu başladı. Hatta 2 kilometre kala bir tır kuyruğu başladı. 2 kilometre burada Sırbistan'a girmek için bekleyen tırlar var. Evet, burada sol tarafta karşıda arandımdı. Şimdi sağ taraftan çıkış yapacağız. İlk defa pasaport göstereceğim burada. Burası neresi şimdi? Kimin nerede? Hadi bakalım, geri geliyorsun. Nereye geleceksin? Hadi gel. Gel, sağa mı girmek istiyorsun? Gir. Sağ taraf daha mı iyi gidiyor? Ben de sola gireyim ya, ne olacak? Gitmiyorsa biz de çıkarız, sağa gireriz.
Kaç araba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağ tarafta 6. 7, 8. Burası 6 ise burası da 6. Ben 7. arabayım sol tarafta. 7. araba kırmızıya dönmüş. Kırmızı mı sol taraf? Işık kırmızı yandığı için mi sağa gitti bu? Sağda yeşil yanıyor, solda kırmızı yanıyor. Ama solda bir sürü araba var. Şimdi bunlar geçmek zorunda burada. Evet, Macaristan çıkışındayım. Bakalım ne olacak. Sağ tarafta bir araba gitti. Solda daha hareket yok. Ha var. Solda da bir hareket var. Evet, bir araba da bizden gitti herhalde. 22.58 saat şu anda. 14 saat 14 dakika olmuş tam. Evden çıkalı ben 14 saat 14 dakika olmuş. Sağ taraftan bir araba daha gitti herhalde. Bir araba daha yürüdü. Hemen iki araba hatta. Lan manyak niye izin veriyorsun? Sonra sağdan geldi girdi ya önüne. adam direkt kaynak yaptı ya sağdan. Bu da kaldı burada. Şimdi bu da onun yerine kaynak yapacak. Lan İsveçli uyuyorsun ayakta ha. Lan bir araba sokturdun önümüze İsveçli ya. Şaka gibi. Neyse 1 2 3 2 kalacaktı, 3 kaldı araba önümüzde. Bayağı 1 2 3 şu anda 3 tane Alman plaka görüyorum. Bir de ben 4 İsveç plaka var. Arkada ne var bilmiyorum. Sağ tarafın arkası boş. Benim arkamda bir araba var. Başka gelen yok şu anda. Evet, bir araba daha gitti. Minibüs. Ha, minibüs 1. Onun kaynak yapan 2. Bir de İsveçli 3. Bir de ben 4. Şu anda 4 arabayız. Oturma izni, ehliyet, pasaport, arabanın ruhsatı ve arabanın sigortası. Başka bir şey yok. Hepsi burada. 5 tane. İlk defa göstereceğiz daha. Kaç yolu yarıladık. Yolu yarıladık. Bir burada göstereceğiz. Bir daha göstereceğiz. Bir daha göstereceğiz. Dur bakayım. Şimdi Sırbistan'a girerken, sonra Macaristan'dan çıkarken, Sırbistan'a girerken, Sırbistan'dan çıkarken, Bulgaristan'a girerken, Bulgaristan'dan çıkarken ve Türkiye'ye girerken 6 kere pasaport göstereceğiz. Ama yolun yarısında hiç göstermedik. Diğer yarısında 6 kere göstereceğiz. Bir araba kaldı önümüzde. Bitti önümüzdekinin işi. Sol tarafta bir arabayı arıyorlar. Evet, burayı hızlı geçtik. 15 dakika sürmedi. Macaristan'dan çıkmak 15 dakika sürmedi ama buraya Macaristan'a girmek için sıra bekleyenler of 3 sıra halinde buraya kadar. 20'şerden desek 20, 40, 60, 60 araba var sıra bekleyen şu anda. Macaristan'dan çıktık, şimdi Sırbistan'a girelim bakalım. Oraya girmek ne kadar sürecek? Evet. Sırbistan sınırlarındayız şu anda. İki kapı açık. Ama birisinde yine duba koymuşlar. Sol taraftakinde duba var. Yani ışık yanıyor ama boşuna yanıyor. Biz sağ taraftakine girelim. Evet. Bir araba var zaten önümde. Yine az önceki araba burada. Önümde fazla yok. 10 geçiyor şu anda. Saat herhalde 15 geçe geçmiş olacağız. 5 dakikada burası sürecek. Toplam 20 dakikada geçmiş oluruz eğer arama yapmazlarsa.
Do you speak English or Turkish? Yep. English. There is a time to go to transit? No limit. No limit. Okay, thank you. Burada. Bagaj. Thank you. Şimdi Sırbistan'a girdim. Sağ tarafta gümrükçü bir şeyler söyledi ama anlamadım. Bagaj makaj. Pasaportu görmek istedi. Benim elim böyleydi. Pasaportu görmek istedi. Şöyle çevirdim. Türk bayrağını görünce tamam hadi dedi. Sırbistan polisi Türk bayrağını görünce geç dedi. Özellikle pasaportu görmek istedi. Pasaporta böyle dikkatli bakınca ben çevirince böyle geç dedi. Başka bir pasaport olsaydı belki çek kenara diyecekti, bilmiyorum. Bir tane araba çekilmişti zaten kenarda. O yüzden Türk pasaportunu gören Sırp bana geç dedi. Bunu buradan gururla söyleyeyim. Sol tarafta Macaristan'a girmek için de sıra bekleyen tırlar var yine. Şu anda Sırbistan'dayım artık. 5 dakika sürmedi Sırbistan'a girmek. Macaristan'dan çıkmak bir 15 dakika sürdü. Toplam kökü topu 20 dakika sürmedi burası. Şimdi Sırbistan'da hız sınırları 130 km. Otobanda en fazla 130 km. Burada da tabela var. 130 km gösteriyor. Burada artık 130'la gidebiliriz. Şurada hemen sağ tarafta mol var. Oraya gireceğim. Sırbistan hattı satın alacağım varsa, yoksa da başka bir yer bulacağız, alacağız. Şimdi şuraya gireyim. Buradan artık Sırbistan'da Bulgaristan'a doğru gideceğim. 160 km gösteriyor, düz git diyor 160 km. Bu 160 km muhtemelen bu Belgrad. 150, buranın parasıyla 150.4, 156.9, 159.4, 166.9 yazıyor. Artık hangisi mazot, hangisi benzin şimdi tam emin değilim. Şuralarda duracak yer var mı diye bakıyorum. Bunun önünde park yeri var mı? Yok, arkasına duracağız ya da şurada yan tarafa duracağım. Şu tarafa durayım. Evet, Macaristan'dan Sırbistan'a girince ilk defa burada durmuştum. Geçen Haziran ayında da burada durmuştum. Şurada bir parka çekelim. Evet. Bir kere de burada uyumuştum. Şimdi yine geldik buraya, bakalım. Burada ben bir Sırbistan hattı satın alacağım varsa, yoksa başka yere bakacağım. Varsa satın alıp devam edeceğim yola. Telenor hattımı aldım az önce buradan. Macaristan'dan Sırbistan'a geçer geçmez ilk akaryakıt istasyonu Mol'den Telenor marka yine kartımı aldım. Bayağı teferruatlı bir aktivitesi var. O yüzden kendisi aktif ediyor zaten. Direkt kartı aldığım zaman direkt soruyor, telefonunu ver. Telefonunu alıyorsun, oradan iğnesi var. Ben kendi iğnemi götürmüştüm yanımda. İğneyle hemen değiştiriyor. Yani benim iki hat olduğu için kendi kartımı kendim taktım ben. İkinci hat olarak taktım. Hemen aktivasyonunu kendisi yaptı orada. 5 GB internet aldım. Bu sefer 5 euro ödedim. Öbür taraftan 5 GB'ı 3 euro, 10 GB'ı 5 euro öbür taraftan gelirken. Şimdi gelirken oradan birkaç tane alacağım. Bundan sonra buradan almayacağım. 5 GB'a 5 euro ödedim şimdi. Fazla aldı, 2 euro fazla aldı. Helal hoş olsun, yapacak bir şey yok, ne yapayım. Yani şimdi bu yoklukta 3'ün 5'in hesabını yapmayacağız. Şimdi artık Macaristan-Sırbistan sınırından Sırbistan-Bulgaristan sınırına doğru harekete geçiyorum. 590 km var Bulgaristan sınırına. Tekrar şuradan ben onu bir kontrol edeyim. Yanlış olmasın bilgi. Şöyle hızlıca geçelim. Evet. Evet. 609 gösteriyor şu anda. Az önce 590 gösteriyordu. 609 km gösteriyor. Yaklaşık bir 600 km yolum var.
O da 5,5 saat civarında sürer diye tahmin ediyorum. Şu anda saat 23.49. Saat 23.49. Ben 8.44'te yola çıktım. 15 saat olmuş. Ben yola çıkalı 15 saat olmuş. 1191 kilometre yol yapmışım tam buraya kadar. 1191 kilometreyi geçtik. Şimdi de artık gerçi karıştırmış bu. Ne yapıyor biliyor musun? Şu anda beni nerede sanıyor ki bu? Ha, karşı tarafa geç diyor. Geriye dön, Macaristan'a gir diyor. Oradan Romanya'ya gir diyor. Romanya üzerinden git diyor. Çok ilginç. Ama ben inatla buraya doğru gidiyorum. Sırbistan'dan Bulgaristan'a doğru gidiyorum. Beni geri çeviriyor. Macaristan'a geri dön diyor. Taktı bana kafayı. Ama gidiyorum ben, gidiyorum. Bu tarafa doğru gidiyorum şimdi. Bulgaristan'a doğru. Bakalım ne varmış. Yani en azından arkamızdan gelen birisi varsa ona kılavuzluk etmiş oluruz. Burada bir şey var mı yok mu görürüz. Şimdi burada Sırbistan'daki ilk otoban girişine geldim. Buradan şimdi kart çekeceğim. Fazla kimse yok zaten. ENP soranlar vardı. ENP alırsak sağ tarafta mavi kapılardan direkt geçilebiliyor hiç durmadan. Ben ENP'm olmadığı için, ENP dedikleri HGS gibi bir sistem Türkiye'deki. Şurada şu anda sağ tarafta mavi olanlar, bu maviler ENP kartı olanlar veya cihazı olanlar. Ben buradan sol taraftaki gişeden kartımı alacağım. Otoban giriş kartını buradan şimdi çekeceğim. Evet, verdi kartı. Buradan kartımı çektim. Benim plakamı yazdı. Kategori, arabanın kategorisini yazdı ve kapıyı açtı. Şimdi bu kartı ben Belgrad'a gelirken orada otoban çıkışında ödeyeceğim. Yine bu kartı vereceğim ve nereden girdiğimi oradan hesaplayacaklar. Ben orada ödeyeceğim. Bu sefer normalde hep euro olarak ödüyordum ben. 5,5 euro burası Belgrad'a kadar. Bu sefer kartla, kredi kartıyla ödemeyi test edeceğim. Ve ne kadar çektiğini kontrol edeceğim sonra. Yani kredi kartından 5,5 euro mu çekecek, daha fazla mı çekecek, daha düşük mü çekecek göreceğiz. Az önce Macaristan'dan Sırbistan'a girdikten sonra otobandan çektiğim kartı ödemesini yapmam gereken yere geldim. Belgrad'a çok yakınız artık. Burada şimdi bu otobandan çıkacağız ve ödeme yapacağız. ENP'ler sağ taraftan gitsin diyor. Yine az önce ENP ile ilgili orada bilgi vermiştim. ENP burada transit geçiş hemen. Önceden ödemeli sistem ENP. Cihazı varsa sağdan maviden, mavi gişelerden geçiyor. Biz yeşil gişelerden geçeceğiz. Şimdi burada 5,5 euro normalde burası. Ben kartla ödeme yapacağım. Bakalım kartla nasıl oluyor. Olmazsa da şeyle nakit olarak ödeyeceğim. Eğer kartla ödeyemezsem. Evet. 640 buranın parası. Kartla ödedim. Evet, kartla ödedim ve geçiyorum. 640 buranın Sırp dinarı ödedim. Bakalım karttan kaç çekecek. Onu da göreceğiz. Buradan ödemeyi yaptım. Şimdi Belgrad'a doğru çıktım. Artık burası şimdi ücretini ödedim. Belgrad'ı geçtikten sonra tekrar bir kart çekeceğim. Orada tekrar ödeme yapacağım. Şimdi ben buraya kadar 1352,5 kilometre gösteriyor ama biraz geç basmıştım. 1360 kilometre yol geldim buraya kadar. Saat 1'i 10 geçiyor. 14 geçse 16,5 saat olmuş şu anda. Burada yeter. Bu kadar gelmek yeter. Şimdi burada mola vereceğim. 8, 9, 10 saat belki yolum var. Daha bilmiyorum. 22 Mart Pazartesi günü Sırbistan, Belgrad yakınlarında bir yerdeyim. Yaklaşık 5 saat dinlendim. Şimdi Çanakkale'ye doğru devam ediyorum. Saat 7.48. Bir saat sonra tam 24 saat oluyor ben yola çıkalı. Nereye gidiyoruz biz? Yanlış mı gidiyoruz? Yok, buradan geldim. Niye buraya geriye veriyor beni? Kafayı yedi.
geriden tekrar dönüp buraya getirmeye çalışıyor. Niye böyle bir şey yapıyor ben onu anlamıyorum. Buradan dön geri diyor, ileriden geri dön tekrar buraya gel diyor. Sonra yine geri gönderiyor beni. Amacın ne anlamıyorum ki. Kafayı yedi navigasyon. Belgrad herhalde üçüncü, yani böyle bu çıkış Belgrad gösteriyor. Evet. Çok ilginç. Şu anda gösterdiği şey geriye dön, oralardan geri gel, sonra buradan böyle git diyor, buradan sola çık diyor. Bak şu anda navigasyonun gösterdiği o şekilde. Buradan çıkacağız tamam, onu biliyor ama önce git oralardan bir yerden dön gel, ondan sonra çık diyor. Bak hala geri geri çevirmeye çalışıyor beni. Niye, amacın ne mübarek? Kafayı yedi. Bugün kafayı yedi tamam. Dünden beri dümdüz yolda gitmek varken oraya buraya sapıttırıyor beni. Bakalım güncellemeyi yaptıktan sonra ne olacak? Güncellemesi gelmiş. Güncellemeyi yapalım, ondan sonra düzelecek mi bakalım. Evet, şimdi yine çıktım yola. Burası artık otoban. Biraz sonra Belgrad içine gireceğim. Sabah 7.52 şu anda saat. Bakalım bu saatte Belgrad'da nasıl? Trafik var mı yok mu? Yeminle kafayı yedi ya. Hala beni geri çevirip buradan sonra git gel, bir dolaş gel şuraları diyor. Ondan sonra gidelim Çanakkale'ye diyor ya. Resmen kafayı yedim ayı. Sanırım şimdi düzeldi mi diyecektim. Yo. 900 kilometreden 1420 kilometrelere attı beni. Kafayı yedi ya. Navigasyon resmen kafayı yedi bizim. Artı 2,5 derece hava. 365 kilometrelik mazotum kalmış. Evet. O 1400 göstersin, o önemli değil. Burada 963 kilometre gösteriyor. Çanakkale'ye kadar 963 kilometrem kalmış. 11 saatte gidersin diyor. Saat şu anda 8. Saat 19'da Çanakkale'ye varırsın diyor. O zaman 16'da saat 4 gibi Kapıkule'de olurum ben. Böyle gösteriyor. Yani bir aksilik çıkmazsa. Belgrad 16 kilometre, Niş 258 kilometre yol. Şuraya bak, ne hale soktu buraları ya. Bu nasıl bir yol tarifi vermektir mübarek. Nereden götürüyorsun beni anlamıyorum ki. Uzak kaldı, bir de göremiyorum ki orayı. Buradan gitmemiz lazım. Bizi Romanya'nın içine sokup sonra tekrar geri verecek. Ne? Sırbistan'dan Bulgaristan'a geçiş mi yok? Niye böyle yapıyorsun? Hah. 8 saat 5 dakika daha kısa yol var diyor. Orayı vereyim mi diyor. Ver. Ver. Ne oldu? Tamam, şimdi oldu. Evet, şimdi doğru Belgrad içinden. Ha, gene attı. Gene attı beni. Ne halim varsa gör, seninle uğraşmayacağım. Şimdi burada Belgrad'a dönmek gerekiyor. Buradan sağdan Belgrad'a çıkıyorum ben. Düz gidersek çevre yolu, ama çevre yolundan Haziran ayında geçmiştim. Hiç beğenmedim. Çalışmalar orada devam ediyor. Bitsin ondan sonra geçeriz çevre yolundan. Şimdi ben buradan Belgrad'da doğru dönüyorum. Bu sağ taraftan gelenler de zaten Hırvatistan'dan gelenler. Buradan Hırvatistan'dan gelenlerle birleşeceğiz. Slovenya Hırvatistan güzergahını kullananlarla burada birleşiyoruz şimdi. Karşıdan gelenler şu anda Hırvatistan tarafından gelenler.
oldu? Trafik mi var? Bayağı burada ön tarafım kalabalık. Şu anda Belgrad'a doğru girdim ama birazcık kalabalık var. Bakalım ne olacak? Şehrin içi nasıl? Bir 10-12 kilometre sonra Belgrad'ın içinden geçeceğiz. Evet, bayağı kalabalık. Yol bayağı kalabalık. Saat 8 şu anda. 8'i 5 geçiyor. Yol bayağı kalabalık. Hem de nasıl gidiyorlar bak, düz gitmiyorlar bak, biri sağda biri solda, sürekli geçmek için bağ yer arıyorlar. 4 şerit yaptılar, 2 şeriti. Birazcık trafik var. Azaldıydı, şimdi yine arttı. Daha şehrin içine girmedik tam. Kenarındayız. Yüze düştü yol. Belgrad'ın içindeyiz, yüzle gidiyoruz şu anda. Sol tarafta Zepter Oteli. Otelmiş bu. Ben baktım, Zepter binası, Zepter binası diyorduk buna. Bu bina otelmiş. Belgrad'ın içi. Yok, fazla trafik yok gene. Yani kalabalık, yol kalabalık ama durmuyor yol. Yüzle, şu anda yüzlük yoldayım ve yüzle gidebiliyorum. Ve burada 80'e düşüyor. Yani 80'e düştü. Şimdi artık 80'le gidebilirsek sıkıntı yok. 80'lik yolda 60'a düşersek, trafikten dolayı durursak, o zaman sorun. Burada iyice artmaya başladı şimdi. 60'a düştüm. 80'lik yoldayım. 60'a düştüm. Köprüye çıkacağız şimdi. Ondan sonra da zaten çıkarız Belgrad'dan yavaş yavaş. Sol şerite geçeyim bir. Sol şerit biraz daha hızlı gidiyor. Bakalım ben geçtikten sonra da hızlı gitmeye devam edecek mi? Çünkü herkes sol şerite geçti. Bu çakarlı arabalar ne oluyor bilmiyorum. Çakar var arabalarda. Sivil arabalar çakarlı. Ne hikmetse. Şu anda köprüden geçiyorum. Saatte kısa yol var, gideyim mi diyor. Git dedim. 939 kilometre yolum var diyor şimdi. Bakalım daha hala biraz sonra tekrar 939'dan yükselecek mi? 10 saat 5 dakikada gidersin diyor. Biraz sonra 1400-1500 kilometreye çıkaracak mı bakalım gene? Hala yol 80'lik. 80'le gidebiliyorum şu anda. Az önce bir 60'a kadar düşmüştüm ama sol şerite geçince yürüdü yine sol şerit. Sabah trafiği bayağı yoğun trafik. Ama akıcı. Karşı tarafta da bayağı trafik var. Bizim taraf gene çıkış olduğu için şimdi artık çıkışa gidiyoruz. Azaldı. Ama karşı taraf artarak geliyor şu anda. Almanya istikametine gidenler bayağı kalabalık. Hatta 20 ile 30 ile falan gidiyorlar yani karşı tarafta. Yine 1400 kilometreye attı beni. Yine Romanya üzerine veriyor. Hala Romanya üzerine veriyor. Israrla Romanya'dan git diyor bana ama. Yok. Geldim ya. Şurada ne kaldı Bulgaristan'a? Burada iyice azaldı şimdi. Trafik bir şey kalmadı. Şöyle yolumuza geçelim. 80'lik yol hala, o yüzden. Basan bassın. Şimdi 100'e çıktı. Evet, şehirden çıkıyoruz artık. 100'e çıktı. Buradan artık Niş istikametini takip ediyorum. Biraz sonra otoban girişi var.
yine otoban girişinde kart çekeceğim. Oradan da Bulgaristan sınırına kadar otobandan gittikten sonra Bulgaristan sınırına yakın bir yerde otobandan çıkacağım ve ücret ödeyeceğim. Yani ücret ödeme yerine geleceğim. Otoban sınıra kadar devam ediyor ama ücreti sınıra gelmeden önce ödeyip çıkıyoruz. Sağ tarafta çevre yolunun bağlantıları şu anda sağ tarafta görünüyor ama çalışmalar devam ediyor burada. Çevre yoluna girmedim ben. Yine bu Haziran ayında girmiştim. Beğenmedim. Şimdi girmedim. Bu bitsin çevre yolu. Ondan sonra artık içine girmeyiz Belgrad'ın. Çevresinden dolaşırız ama şu anda hala daha bitik değil. Belgrad'ı geçtikten sonra bilet çekme yerine geldim. Burada 900 metre sonra bilet çekeceğim. Uzun bir yolculuk var şimdi burada. Bir otoban yolculuğu olacak. Daha önce Niş'e kadardı. Şimdi artık buradan alıp Bulgaristan sınırına kadar, buradan aldığımız bileti Bulgaristan sınırına kadar kullandığımız otobanın çıkışında ödeyeceğiz. Burası bilet çekme yeri. Yine ENP'ler sağ tarafta. 4 tane ENP işareti görünüyor şimdi sağ tarafta. 4 tane de sol tarafta bilet çekme gişeleri var. ENP cihazı olanlar sağdan transit geçebilirler hemen. Ama bu, ben buradan şimdi bilet çekeceğim. Bulgaristan sınırına yakın bir yerde de bu bileti ödeyeceğim. Evet, plakayı yazdı. Kategori 1 diye işaretledi. Biletimi aldım. Artık Bulgaristan sınırına kadar bu otobanda 130 km hızla gidebiliriz. Ben sadece yolları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yollar boş. Sınırlarda bir sorun yok. Ben sadece bunu gösteriyorum. Yolda herhangi bir selektör yapıp beni durdurmaya çalışan yok. Bunlar söylenmişti daha önce sorun olarak. İşte sınırlardan geçirmiyorlar. Testsiz, aşısız, bilmem nesiz denilenler asılsız. Bu şekilde bilgi yok. Uygulama yok. Türkiye'ye kadar gidip geliyorum. Kaç oldu? Bu sefer de nasip olursa gidip geri geleceğim. Yolları gösteriyorum. Karar size kalmış artık. Ondan sonra yani ben başınıza bir şey gelir derim, gelmez gelmez derim, gelir. Allah korusun herkesi inşallah başına bir şey gelmeden kazasız belasız gideceği yere gider, geri gelir. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar. Yola çıkacaklara da hayırlı yolculuklar. Çanakkale'ye kadar 818 kilometrem var. 8 saat 42 dakika gösteriyor şu anda. Saat 18.23'te tabi Avrupa saatiyle 18.23'te Çanakkale'de olursun diyor navigasyon. Bakalım olabilecek miyiz? Sağ şerit biraz takır tukur yamalı. Arkam boş olduğu zaman soldan gidiyorum. Sonra araba gelirse sağa çekiyorum. İdare ediyorum. Şu anda kar başladı. Az önce yağmurdu. Kara çevirdi ve sağ tarafta da beyaz görünmeye başladı. Kar tutmaya başladı. Artı yarım derece hava. Bulgaristan sınırına 144 kilometre, Niş'e de 40 kilometreye yakın kaldı. Şu anda Sırbistan'da Bulgaristan'a doğru gidiyorum. Sağ taraftan Pirot, Niş, Sofya. Sağ tarafta düz gidersek Selanik, Skopje diyor. Yani düz gidersek Makedonya, Yunanistan üzerinden gidiyoruz. Pandemiden sonra nasip olursa buradan Makedonya, Yunanistan üzeri bu düz yoldan da gideceğim bu şekilde. Ama şimdi pandemi sürecinde Yunanistan izin vermediği için buradan sağdan çıkacağım. Niş'e doğru, oradan Kalotina'dan, Sofya'dan Kapıkule'ye gideceğim. Bakalım pandemi ne zaman biter, buradan ne zaman düz gidebiliriz bilmiyorum. Burada göründüğü gibi Pirot'u aldık. Pirot tarafına, Niş Pirot istikametine. Ama buradan sağdan çıktım, sola doğru dönecek yol şimdi. Buradan dönelim. Düz gitseydik dediğim gibi Yunanistan'a gidecektik. Onu başka zaman yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi Bulgaristan'a artık 100 kilometre kadar kaldı. Burada sol tarafta Pirot'a gidilen yol burada sol tarafta hemen. Buradan çıkıyorduk eskiden. Buradan soldan çıkıyorduk. Pirot tünellerine gidiyorduk. Şimdi burada yeni yola giriyoruz. Yeni otoban burası. Sol tarafı kapatmışlar artık. Oradan geçiş yok.
buradan şimdi şu andan itibaren yeni otobandayız. Bu yeni otoban artık Bulgaristan sınırına kadar bu şekilde yeni 130'luk yoldan gidiyoruz. Ve Nişe kadar olan, Belgrad'dan Nişe kadar olan otobanı buraya da bağlamışlar. Artık tek bilet ile Bulgaristan sınırına kadar gideceğiz. Yaklaşık 85 kilometre yolumuz kaldı Bulgaristan sınırına. 80 kilometre sonra falan bu aldığım, Belgrad'ı geçtikten sonra aldığım bileti ödemek için gişeye geleceğiz. Burada bir tünel var şimdi. İlk tünele geldik. Yine pilot tünelleri bu şekilde artık. Bundan sonra o eski küçük tüneller bitti artık. Böyle büyük tüneller var. 5-6 tane. Kaç tane olduğunu sayalım bakalım. Burada 80'e düşüyor tünellerde yol. Bu ilk tünel. Kaç metre olduğunu da burada yazması lazım. Yazıyor mu? Bir bakalım hemen. 733 metreymiş bu tünel. Şu anda girdiğim tünel 733 metre. İlk pilot otoyolunda ilk tünel burası. Bu 733 metre hızlı bitti. Bakalım kaç tane daha tünel var. Hepsini tek tek sayalım. Şu anda bir tanesinden geçtik. Bakalım kaç tane daha var, göreceğiz. Evet, 4-5 tane var ama işte ben her seferinde sayıyorum, unutuyorum sonra. Şimdi burada yine bir tünele geldim. 100'e düştü yol hemen. Oradan 80'e düşecek. Bir tünel de burada var. Daha önce de sağ tarafta bir tren tüneli varmıştı. Görünüyor. Buradan ikinci tünel bu. Pirot otoyoluna girdikten sonra, Nişi geçtikten sonra Bulgaristan sınırına doğru giderken ikinci tünel, ama bu 125 metre hemen. Diğeri 733 metreydi. Bu 125 metre ikinci tünel. 3 tane daha olacak diye tahmin ediyorum bundan sonra. Burada yine tünele geldim. Yine 100'e düştü. Bu üçüncü tünel. İlk tünel 733 metreydi. İkinci tünel 125 metreydi. Bu üçüncü tünel. Yine burada 80'e düşüyor yol. Bu kaç metreymiş bakalım hemen. Burası 467 metre. Burası da Sarlak tüneli. 467 metre. Üçüncü tünel bu. Şu ana kadarki üçüncü tünel. Burada şimdi tır kuyruğu başladı. Sırbistan'da pilot otoyolunda Bulgaristan'a gelirken bir tır kuyruğu var şimdi sağ tarafta. Buradan para ödeme yerine geldik. Belgrad'ı geçtikten sonra çektiğim kartı burada ödeyeceğim. Burada da tırlar bu ödeme yerinin arkasında bekliyorlar nedense. Ödemeden sonra tır yok. Burada bekliyorlar. Bunların bir vardır bir bildikleri burada bekletmelerinin sebebi. Şimdi ya mazot da almam gerekiyor artık. 50'ye düştü mazotum. 50 kilometreye düştü. Geçtikten sonra hemen Shell'den mazot alacağım. Bulgaristan'a geçtikten sonra. Burada yine kartla ödeyeceğim. Kredi kartıyla ödeyeceğim. Az önce kredi kartıyla ödedim. Az önce dediğim gece. Dün gece. Evet. 1310 buranın para birimi. 1310 dinar ödüyoruz. Evet. Thank you. 1310 dinar olarak ödedim ama ne kadar, kaç euro olduğunu henüz bilmiyorum. Daha önce parayla ödüyordum ben. Euro olarak ödüyordum. 11 euro ödüyordum. Şimdi 1310 dinar olarak kredi kartından çektirdim. Önümde yine bir tünel var. Bu dördüncü tünel. 80'e düştü yol burada. Bu kaç metreymiş bilmiyorum. Bakalım. Bunda yazmıyor. Kaç metre olduğu yazmıyor. Pirot otoyolunda Nişi geçtikten sonra az önce 11,5 euroluk yerde kredi kartıyla çektim. Kaç para çektiğini şimdi Bulgaristan'a geçtikten sonra kontrol edeceğim. Kredi kartından kaç para çekmiş. 11,5 euro olarak mı ödemek mantıklı yoksa kredi kartıyla ödemek mi mantıklı, onu görmek için öyle yaptım. Bu da 5. tünel şu anda. 993 metre en uzun tünel bu. 733 metrelik vardı bir tane tünel. 993 metrelik tünel burası da. Nişi geçtikten sonra pilot otoyolunda Bulgaristan sınırına doğru giderken 5. tünel 963 metre.
Sınıra da 3,5 kilometre kaldı. Şimdi bu tünelden çıktıktan sonra. Burada yine bir tır kuyruğu başladı. Bayağı Sırbistan'dan çıkıp Bulgaristan'a girmek için bayağı bir tır kuyruğu var burada şu anda. Şimdiye kadar 2 kilometre oldu tır kuyruğu. Daha devam ediyor. Sınıra 600 metre kadar kaldı. Yaklaşık 3 kilometre burada tır kuyruğu var yani. Sağ taraf komple tır kuyruğu. Sol tarafta kimsecikler yok. Şimdi bir araba var önümde. Görüyorum. O çıkacak. Ben gireceğim herhalde. Hat almak istedim buradan. Aktif etmeden veremem diyor. Aktif ederse de 7 gün geçerli. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi az önce araba vardı bir tane. O da gitmiş. Ben geldim. Sırbistan çıkışı burası. Bir. Teşekkürler. Evet, 5 dakikada geçtik. Şimdi Bulgaristan'a gireceğiz. Bulgaristan girişi ön tarafta. Republic of Serbia goodbye diyor yani. Sırbistan Cumhuriyeti hoşça kalın diyor. Burası yine Avrupa Birliği girişi. Ön tarafta tek araba var. Bulgaristan giriş için tek araba. Şurada duralım. ...12.44 desek, ben 8.44'te çıkmıştım. 28 saat oluyor. 10 dakika sonra 28 saat olacak. Tam 28 saatte ben Bulgaristan'a girmiş olacağım. Nasip olursa. Yaklaşık 1745 kilometre yol gelmişim buraya kadar. 28 saatte 1745 kilometre. Öndeki gidiyor. Evet. Teşekkürler. Aha, tamam. Burası tamam. Burada da mı var bir kontrol? Dobrodan. Anlamadım. Türkçe. Şey yok. Yok. Yumruk bagaj var mı? Şey yok. Sigara, kupo, para 1000 euro. Yok. Burada vinyet almayanlar sol tarafta vinyet alabilirler buradan veya online olarak alabilirler. Ben ileride Shell'e gidiyorum şimdi. 43 kilometrelik mazotum kaldı. Shell'de mazot alacağım hem de orada online olarak vinyet satın alacağım. Burada vinyet almak için sıra bekliyorlar. Yani
sağa çekmişler. Orada vinyet almaya gitmişler. Buradan İstanbul 615 kilometre diye gösteriyor. 615 kilometre İstanbul tabelası. İlk defa burada var bir tane. Sofya'da yok. Evet, Bulgaristan'a girdik. Gümrük ne var bilmem ne çarçurt böyle yaptı bana. Geç dedi, geçtim ben de. Bulgaristan'da hız sınırı 130 kilometre. Saatte 130 kilometre. Sofya 57, İstanbul 615 kilometre. Hız sınırı 130 kilometre ama şimdi buradan 15 kilometre boyunca yol çalışmaları devam ediyor hala. Burada acayip bir kasis var. Kasisi böyle geçmek gerekiyor. Shell'den mazot alacağım. Oradan devam edeceğim. Burada o su birikintisi. Acayip bir su birikintisi var şimdi. Şu anda içinden geçiyorum. Burada yine su birikintisi var. Hızlı geçmemek lazım buralardan. Evet. Shell'den mazot alacağım. Ondan sonra bir 15 kilometre yol çalışmasından devam edeceğiz. Evet. Şeyi de almayı unutmayayım. Vinyet de alacağım. Önce Shell'den. Önce mazot, sonra vinyet. Sonra yola devam. Burada mazotumu aldım şimdi. 82,5 litre mazot aldım. Daha önce 74 litre almıştım. Şimdi 82,5 litre mazot aldım. Şimdiye kadar aldığım bu kadar. Türkiye'ye gittiğim zaman tekrar alacağım. 82,5 litre mazot aldım. 173,18 leva ödedim. 173,18 leva yaklaşık olarak 88,5 euro tutuyor. 1.07'den mazot almış oldum şimdi burada. Bulgaristan'a girince aldım mazotu. Hemen Bulgaristan vinyetini de alayım. Geri dönüşü de buradan yapacağım, o kesin. Buradan Bulgaristan vinyeti satın alacağım sayfaya giriyorum. bgtol.bg. Bu şekilde bir sayfa çıkardı bana şimdi. Buradan dil seçeceğim. Dili Türkçe olsun istiyorum. Türkçe'ye çevirdi. Binek otomobil. Benim araba binek otomobil olarak geçiyor. Buna tıklıyorum. Bir haftalık 15 leva. Bir aylık 30 leva. Ben bir hafta içinde geri dönemeyeceğim muhtemelen. O yüzden hem giderken hem gelirken tekrar tekrar almamak için bir aylık alıyorum. 30 leva seçtim. Buradan geçerlilik süresini seçmem gerekiyor. Bugün ayın 22'si. 22 Mart 2021'den başlayarak Nisan'ın 21'ine kadar geçerli. Bir aylık 30 leva karşılığında vinyet satın alıyorum. Buraya da e-mail adresimi yazıyorum. Kullanma şartlarını kabul ediyorum. Robot olmadığımı kanıtlamak için buraya tıklıyorum. Eğer bir şey sorarsa cevap verecektim ama sormadı. Benim robot olmadığımı anladı. Burada bir daha yer seçiyorum. Remork varsa falan filan diyor. Yok bende remork. Buradan onaylamaya tıklıyorum. Aracın hangi ülkeye kayıtlı olduğunu girmemişim. Hemen onu giriyorum. Almanya yazdım buraya. Çıktı. Almanya'ya kayıtlı. Plaka numarası girdim. Ben robot değilimi tekrar seçtim. 22 Mart 2021 tarihinden başlayıp 21 Nisan gece 12'ye kadar geçerli olan bir aylık 30 leva karşılığında Almanya'ya kayıtlı şu plakalı aracın girdik bilgilerini, e-mail adresimi girdim, kullanım şartlarını kabul ettim, robot olmadığımı kanıtladım ve burada bildirimlerin geleceği e-posta adresini kullanmasını kabul ettim. Remork varsa diyor, yok remorkumuz. Buradan onaylama düğmesine basıyorum. Onaylamaya bastıktan sonra bu ekrana verdi bizi. Burada neyle ödemek istediğimi soruyor. Ödeme şekli seçtiğim zaman UTA, B-Kart, Mastercard ve Visa Kart. Bende Mastercard var. Ben Mastercard'ı seçtim. Tamam dedim. Buraya kart numarasını giriyorum. Evet, Mastercard seçtim. Kart numarasını girdim. Son kullanma tarihini girdim. Ve arkasında bulunan doğrulama kodunu girdim. Buradan devam et diyorum. 15,34 euro karşılığında çekti. Ama henüz e-mail gelmedi. E-mail gelmesi gerekiyor. Satın alma işleminiz gerçekleşmiştir diye burada e-mail olarak gönderdi bunu da. PDF olarak da açabilirim. Şu anda burada PDF olarak ne satın aldığım, nasıl satın aldığım falan her şey, ne kadar süreli, hangi
neyle satın aldığımın her şeyi burada yazıyor. Artık buradan gidebiliriz. Hop, değdirdi yere vallahi. Değdire değdire götürüyor ya. Bu dönüş yolunda benim üzerime tır tam buradan geliyordu işte. Tam bu virajı böyle sol taraftan bu şeritten gidiyordu. Bizim şu anda gittiğimiz yoldan gitmesi gerekiyor. Ama karşıdan geliyordu. Benim tam üstüme, bu arabanın geldiği yerdeydim ben de, buralarda bir yerde. Tam burada üstüme çıkıyordu araba. Saat 12.30 oldu. Bayağı zaman kaybettim burada, mazot aldım bilmem ne, ıvır zıvır. Bir saate yakın kaybettim gene ya. Burada yol çalışmaları hemen başlıyor şu anda. Bir tane çukura girdik çıktık. Şöyle camı temizleyelim. Ön taraftaki tırın yerden kaldırdığı sular hepsi camı kirletti. Şimdi bunun da geliyor. Ha, bu da atar. Burada duble yol çalışmaları şimdilik devam ediyor. Biraz burada sağa alacakmış bizi. Bu şekilde bir... Ha, burayı komple böyle... Bu 15 kilometrelik yeri komple alayım ben burayı. Kalotina'dayız. Şu anda Kalotina'dayız. Yani burası Kalotina. Buralar. Burada da bir şey Kalotina yazıyor. Neyse, neyse Kalotina'nın bir şeyi. Tren yolunu buraya alıyorlar. Demek ki burada ileride tren yolu vardı. Buraya da köprü yapmışlar. Eskiden sadece bunun altından geçiyorduk. Şimdi buraya da yapmışlar bir tane. Bu tırı geçebilseydim daha güzel görüntü olurdu. Ama bakalım geçebilecek miyiz? Burada biraz sonra çevre yoluna verecek bizi. Nereden verecek? Verecek. Çevre yolu değil de servis yolu. Biraz sonra servis yoluna verecek bakalım. En çok merak edilen yerlerden birisi burası. Bulgaristan'daki yol çalışmaları. Geçeceğim ben bunu şimdi. Burada her taraf iş makineleri ama şu anda duruyorlar bunlar nedense. Orada kısa bir kötü yollardan geçtik. Hemen şimdi daha güzel bir yol. Sağ tarafı sanki bitmiş. Duble yolun bir tarafı bitmiş. Diğer tarafı sol tarafta kar birikmiş. O kar biriken yere de yol yapılacak. Buradan Sırbistan'a doğru giden yol oradan gidecek. Bizim Sofya'ya doğru giden yol bitmiş neredeyse. Öyle görünüyor ama takır tukur gene asfaltı yenilerler buraya. Çünkü bayağı bir yoğunluk olacak. Bu tırlar falan bunu bozarlar öteki yol yapılana kadar sol taraftaki. Sağ tarafta köprü çalışması var. Bu sefer sola verdi. Eski yol burası. Bu yol daha önceki yol. Evet. Burada sol tarafta yine iş makineleri hepsi duruyor. Kardan dolayı herhalde, kış olduğu için, hava şartlarından dolayı herhalde şu anda durdurulmuş çalışma. Sofya'ya gitmek için böyle yap diyor. Böyle bir sağa çık, sonra ileriden sola gir, tekrar yola gireceksin diyor. Burada
Bakalım ne var burada. Of of of, bir yola geldim ama öyle böyle değil. Şu anda buradan geçeceğiz bak. Yavaş yavaş geçeyim bakayım. Oo, yola bak. Evet, burası 753.8. Nerede bitecek bakalım bu? 753.8 kaç metre, kaç kilometre böyle gideceğiz ona bakacağım. Langır lungur. Hiç 10 kilometreden hızlı gidilmez buradan ha. Şu anda evet, en kötü yoldan gidiyoruz şu anda. 2019'un Kasım ayında da böyle bir yol vardı ama burada değildi, o ilerideydi. Orası tamamlandı. Duble yol açıldı orada. Şimdi burada başlamış. Yani görünüyordur, umarım görünüyordur. Yolun nasıl olduğu. Çamur, çukur. Burada da şimdi parke yol. Parke taşı döşenmiş yol geldi. Ama oraya çıkmadan önce yine bir çukur var burada. Şöyle geçmek gerekiyor. Parke taşı döşenmiş yol. Eyvah, bu kapatmış kendini. İç kamera kapatmış kendini. Biraz sonra açarım onu da. Şuraya bak. Sağa sola tırlar yol arıyorlar kendilerine. Düzgün bir yol bulup geçebilmek için. Burada orta yerde çukur var. Gel. Başlattım tekrar. İç kamera kapatmıştı kendini, başlattım tekrar. Bakalım şimdi. Böyle sağlı sollu 5 ile 6 ile 7 ile gidiyorum ha. 10'a çıkamıyorum. Şu an gittiğim yolda. Yine parke yola geldik. Hani arkadan sıkıştıran da yok ha. Kimse gelemiyor. Şu anda daha hızlı gidemiyor kimse. Yol sol tarafta görünüyor. Navigasyon ekranında sol tarafta sarı görünen yer yol olacak. Biraz sonra oraya bağlanıyoruz yine. Bir kilometre mi geldik? Herhalde bir kilometre geldik şimdiye kadar. Yoksa iki mi geldim bilmiyorum ki. Yavaş dayı, yavaş. Yavaş, ne yapıyorsun? Yıkadın arabayı çamurla. Gel. Gel, yolu baban yaptırdı zaten. Gel. Gel üstüme. Az sonra bağlanıyoruz.
Benim bir şey söylememe gerek yok herhalde. Görünen köy kılavuzu istemez. Burada bağlandık tekrar eski yola. Çevre yolundan çıktık. Çıkıyoruz daha doğrusu. Buradan başlıyordu. Buradan bir yerden başlıyordu bu. 2019 yılındaki. Buradan sağ taraftan gidiyordu o yol. Evet, şu anda da navigasyonda sağda beyaz görünen yer. Eskiden buradaydı. 2019'da servis yolu. Burayı yapıyorlardı. Burayı bitirmişler. Orayı kapatmışlar şimdi. Oraya da yol yapacaklar yine. Duble yol. Şimdi de oraya vermişler. Çevre değil. Servis yolu olarak orayı vermişler. Burada da 17 kilometreyle biten otoban başlamış şimdi. Evet, buradan başlıyor artık. 17 kilometre boyunca böyle duble yol burası. Orada da az bir kısım kalmış artık yani. Çok bu sene bitmez de bu sene yaza yetişmez zaten. Seneye belki yetişir, belki. Tam burası güzel olmuş ama orada o sağ tarafa madem servis yolu vereceksin 3 kilometre sıcak asfalt atıverseydin oraya rahat geçseydik yani. Sen de burayı istediğin kadar sürede 3 sene 5 senede yaptırsaydın olurdu. Şimdi orada perişan. Millet perişan olacak. Bu yaz temelli. Perişan olur millet. Şu an zaten araba çamur içinde. Her taraf çamur oldu. Dışı, içi, her taraf çamur. İçi değil de dışı, her tarafı çamur. Burada şu anda 17 kilometrelik yol bitti. Tekrar normal gidiş geliş yola girdik. Daha önce bu Sofya'ya giderken kullandığımız gidiş geliş yol, ortada bölüm yok. İki gidiş iki geliş şeklinde tek yol olarak böyle duble yol gene ama oraya girdik. 17 kilometrelik yol da bitti. Yaklaşık şimdi 32 kilometre içerideyim ben. Sınırdan geçtikten sonra 32 kilometre. Kalotina'dan geldim ben Sofya'ya. Döner kavşak var şimdi burada. Döner kavşağa doğru gidiyorum. Sağdan çıkacağım. Burada köprünün üstüne çıkarsak Sofya'nın içine giriyoruz. Nereden gidiyorsun? Düz gideceksin. Düz. Sen düz git. Gel buraya. Gel önden. Gel devam et benimle birlikte. Yok. Bu Sofya'nın içine girecek. Neyse biz buradan köprünün altından yine soldan çatalın solundan döner kavşağa geldik. Burası meşhur döner kavşağımız bizim. Burada İstanbul tabelasının olmadığı yere geldik. Burada sağ tarafta birinci çıkış değil. İkinci çıkış yine köprünün üstünden gidenlerle birleşerek Sofya'nın içine giriyor. Biz buradan üçüncü çıkıştan çıkacağız. Burada şu mavi tabelanın olduğu yerde İstanbul tabelası yazıyordu. Svilengrad tabelası yazıyordu ama yok. Şu anda yok. Tümsekler varmış buralarda. Daha önce ama şu anda tümsek de yok. Buradan da sol hemen otobana yine bağlanacağım. Çevre yolundan Sofya'yı dolaşmak üzere. Şuraya bağlanıyorum. Burada bir çukur var. Evet, burada bir sağ taraf, sağ lastiğin yanında bir çukur vardı. Ona dikkat etmek lazım. Buradan çıktım şimdi ben. Çevre yolundayım. Svilengrad takip ediyoruz. Çünkü İstanbul tabelası yok. 2 kilometre sonra çıkış yapacağım. Bu yol şimdi çevre yolundayım Sofya'nın. 1.8 kilometre sonra çıkacağım. Buradan yine tabela Svilengrad 500 metre sonra sağdan Svilengrad istikametine çıkıyorum. 34 plaka önümdeki tırda zaten o tarafa doğru gidiyor. Düz gidenler Varna'ya gidiyor. Sağdan Svilengrad Plovdiv.
Şimdi burada düz gidenlerle biz aynı yolda sanki gidiyormuşuz gibi olacak. Ama onlar sonra alttaki yola bağlanacak. Biz sağa doğru dönüyoruz buradan. Şimdi bak, bu sol taraftaki yolla biz aynı gidiyormuşuz gibi, sanki ileride birleşecekmişiz gibi gidiyoruz. Burada sola girersek nereden çıkacağımızı Allah bilir. Biz sağa girmemiz gerekiyor her zaman burada. Svilengrad takip etmemiz gerekiyor. Sol taraftan gidenler o yola bağlandılar. Biz buradan sağ taraftan tekrar ayrılıyoruz. Svilengrad istikametine. Az ileriden sağdan çıkacağım. Türkiye'ye giderken eğer şimdi gittiğimiz zaman kapıda test imkanı yoksa burada Sofya'da test imkanı var. Cuma günü yaptığım canlı yayının altında yorum olarak Azem abinin yorumunu sabitledim ben. Orada da bilgiler var. Ben şimdi görüntülü olarak da gideceğim. Buradan havaalanında nerede test yapılıyor onu görüp göstermek için buradan çıkacağım. Sofya'nın kenarındayım. Svilengrad istikametinde devam ederken buradan sağ taraftan şimdi 1,5 kilometre sonra sağdan çıkacağım. Kapıkule'de test imkanı yoksa buradan yapılıp buradan test sonucu alınıp Kapıkule'ye gidilebilir. Sağdaki çıkışa girin. Evet, buradan sağdan çıkıyorum. Havaalanına gitmek üzere. Normalde düz gitmemiz gerekiyor. Sonra sağa dönün. Buradan 8,5 kilometre sonra havaalanının terminal 2'sindeyiz. Terminal 2'de yapılıyormuş test. Covid-19 PCR testi Sofya'da havaalanında terminal 2'de yapılıyormuş. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Sol tarafta havaalanı şu anda. Biraz daha bir nebze iyi yollara girdim. Bu yollara nereden girmem gerekiyordu bilmiyorum. Az önce geçtiğim yollar muhtemelen havaalanı yolu değildi. Çünkü bayağıdır 10 kilometredir geliyoruz. 9 kilometre olmuş. 1 kilometrelik yarım kaldı. Şu anda sol tarafta kule. Burada terminal 2 tabelası sağ tarafta görünüyor. Terminal 2'ye doğru gidiyoruz. Sola döneceğiz buradan. Sofya Havaalanı'nın terminal 2'sine 500 metre sonra geliyoruz. Bakalım terminal 2 ne taraftaymış. Rent a car parking diyor. Biz böyle düz gidiyoruz. Düz git diyor bana. Şu anda burada terminal 2 burayı olarak gösteriyor benim navigasyon. Evet, şu ön tarafta SA yazıyor. Sofia Airport herhalde, evet. Sofia Airport'un baş harfleriyle SA yazıyor. Nereye duralım? Şurada bir yerde duralım. Mesela şuraya duralım. Hemen hızlıca bakıp gelelim. Burada Sofya Havaalanı'nın terminal 2'sine geldim. Hemen bir bilgi alıp geliyorum. Burası terminal 2. Burada terminal 2 yazıyor zaten ama bir kapı burada var. Bir kapı burada var. Bu kapıdan giriş var. Bu kapıdan giriş yok. Bu kapıdan da çıkış yok. Buradan girdikten sonra ta buradan çıkılıyor. Yani buradan girdikten sonra hemen şurada bir yerde Swissport yazıyor. Swissport diye bir stand var. Check-in standı var. Şuralarda bir yerde Swissport'un standında gidip oraya kayıt olunuyor. Aldım bilgiyi ben. Kayıt olunuyor. Kayıt olduktan sonra parayı ödeniyor. Önce parasını söyleyeyim kaç para olduğunu. Normal PCR testi 24 saatte çıkan, 24 saat içinde çıkan PCR testi 130 leva. Yani kaç yapıyor? 65 euro civarında yapıyor. 24 saat içinde çıkan PCR testi. 4 saat içinde Express PCR yazıyor. Söyledi. Hızlı test 4 saat içinde çıkıyor. O da 250 leva. 125 euro civarında burada. Hızlı 4 saat içinde çıkan 125 euro civarında 250 leva. 130 leva, yani 65 euro civarında 130 levaya da normal 24 saatte çıkan PCR testi yapılıyor burada. En ucundan girip en sonundan çıkılıyor. O yüzden bu ara kapılar, şurada kapı var mesela, şurada kapı var. Şurada ve şu tarafta. Şurada bir kapı var. Bu kapılardan giriş çıkış yok.
En baştaki kapıdan giriliyor, en sondaki kapıdan çıkılıyor. Buradan test yaptırmak isteyenler bu şekilde yaptırabilirler. Aile olarak geleceğiz, işte burada test imkanı var mı? Yollarda çünkü konaklayarak geleceğiz diyenler oldu. 72 saati aşarız biz, o yüzden buralarda bir yerde yaptırmamız lazım diyenler oldu. Onlar için de bir referans bilgi oldu bu şimdi. Evet, şu anda İstanbul tabelası, ilk defa İstanbul tabelası olan yere geliyorum. 3 kilometre sonra. Burada da bir yol çalışması var. Sağ Svilengrad'a buraya değil, buraya veriyor. Şimdi burada Burgaz'a verdi yolu. Biz yanlış yere mi gittik? Az sonra burada yol çalışması var diyor. Svilengrad ilerideki ikinci sağdan çıktı diye tabela vardı. Biraz sonra olabilir. Şimdi önümüzde 2 kilometre sonra buradan sağdan çıkmamız lazım. İstanbul tabelası buradaydı en son. Kapıkule'ye 110 kilometre kala döndüğümüz A4 otobanına çıkacağız ama bakalım çıkabiliyor muyuz? Evet, Svilengrad'a buradan sağdan çıkış var. Yani burada yol çalışması hala devam ediyor. A1 ile A4 arasındaki bağlantı yolu hala devam ediyor. Ama buradan Türkiye'ye doğru giderken buradan geçiş var. Türkiye'den geri dönerken nasıl bilmiyorum. Nereden geçeceğiz bilmiyorum. Bakacağım bakalım şimdi oradan. Evet, buradan gelen var. Köprünün üstünden gelip buraya A1'e bağlananlar var. Demek ki aynı yolu kullanıyorlar. Buradan sadece Burgaz istikametine geçiş kapalı. Kapıkule İstanbul istikametine sağdan çıkıyorum. Burgaz'a gidemiyorum. Burgaz'a gitmek için bir önceki kavşaktan dönmek gerekiyordu. Burayı devam ediyorlar. Yolu yapmaya demek ki, yol çalışmasına. Şimdi burada İstanbul 372 kilometre buradan. Svilengrad 100 kilometre. Kapıkule 110 kilometre. Biraz sonra da burada tabela olacak. Artık başka bir yere dönmeden Kapıkule'ye kadar buradan 110 kilometrelik yoldan gideceğiz. Yine 140 kilometre hız sınırı var burada. Evet, şimdi sağ tarafta tabelada İstanbul 371 kilometre olarak gösteriyor yine. Sol tarafta bizim bayrak baya dalgalanıyor. Görünüyor mu? Görünüyor abi. Görünmez mi ya? Birden gözlerim canlandı şimdi orası ya. Yayın çok güzel abi. Görüntü de çok güzel. Az kaldı. Evet, adım adım kapıya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar, emojilerinizi, kalplerinizi atmayı unutmayın. Bu şekilde Türkiye'ye giriş yapalım. Like, ben de likeçiyim abi. Dur abi, dur şimdi araba yıkanıyor önce bir. Yok, burada yıkama yok. Yok değil, burada araba yıkanmıyor. Burada da ilerleyen araba. Allah, geldik ya, geldik. 920. Şu bayrağın güzelliğine bak. Abi şu dalgalanırken bile şevketine bak ya. Ben de ses alıyorum. Gidemedim, evet. Bari ses alayım ya. Merhaba. Burada zaman sınırı var mı? Mesela transit geçmek için Sırbistan'a herhangi bir zaman sınırlaması var mı? Bir gün. 24 saat. Tamam. Kaç saat? Ben daha 3 saat. 3,5, 4 saat. Yeni girdim. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Bulgaristan'dan çıktık. Nasıl dalgalanıyor? Her zaman üzgündü. Ay ay ay. En güzeli bizim bayrağı. Bulgaristan'dan çıktık. Nasıl dalgalanıyor? Ses geliyor. Tamam, benden değil. Kapattım. Düzelttim abi. Ben seni dinliyordum abi. Şu güzeli bayrağa bak abi ya. Var mı böyle bayrak başka bir ülkede?
Kan kırmızısı mübarek. Mehmet abi bizim yerimize tadını çıkar orada. O güzel vatanın tadını çıkar, ondan sonra geri dön. Abi ben çıkarırım da herkes çıkarsın. Herkes gelsin. Herkes kendi kendine tadını çıkarsın. Kimsenin yerine olmuyor maalesef. Bu duyguyu herkes gelsin burada yaşasın. Şimdi buradan giriyorum ben içeriye doğru. Burada şimdi dezenfekte olacağız. Türkiye girişte dezenfekteye giriyorum. Evet. Ay bismillah. Yorumlar da ağrıya merhaba. Şu anda dezenfekte yapıyor. €3 ödeyeceğiz burada. €25 burası. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Fazla kimse var mı? Var. Bir 10-15 araba var. Tamam, hoş geldiniz hepiniz Türkiye'ye. Benimle birlikte buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim hepinize. Beğeni sayısı 1000'i geçti ama izleyen sayısı şu anda 967. Burada dezenfekte oldum. Arabayı dezenfekte ettiler. €3 ödedim bunun için. €25 karşılığında. Fiyat €25 ama euro olarak da ödenebiliyor. Şimdi burada bir yerde arabayı park edeceğim kenara. Sıraya girmeyeceğim. Gideceğim orada ben test imkanı nasıl oluyormuş? Önce onu soracağım. Bir de formu nasıl dolduruyoruz? Önce mi dolduruyoruz? Doldurmam gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Kimin doldurması gerekiyor? Bunun bilgisini alacağım oradan. Ondan sonra form doldurmam gerekiyorsa formu dolduracağım. Ekran görüntüsünü alacağım. Doldurmam gerekmiyorsa ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ondan sonra karşıya geçeceğim. Teşekkür ederim buraya kadar benimle birlikte geldiğiniz için. Tüm izleyenlere, tüm yorum yazanlara teşekkürler. Aynı zamanda arka planda evet, bu... Evet, ne diyor? Oğlumu yalnız bırakmadım. Evet, size teşekkür ediyor. Evet. Hakkınızı helal edin. Aynen. Hakkınız helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, arka planda bu yayınların olabilmesini sağlayan, canlı yayınlarda sizin sorduğunuz sorulara cevap verebilmemiz için yorumlarınızı okuyan arka plandaki kişiler, Azem abi, İzmir Dikilili kanalı var. Yücel abi, Yücel Ölmezkaya kanalı. Şu anda Mehmet Ali Matus kanalı var. Mehmet Ali Matus. Kuzigo, Sarper kardeşim. Sağ ol, ağzına sağlık senin de. Murat Ata. Bugün yoktu, dün vardı yayında. Murat Ata sağ olsun. Murat Ata'nın da kanalı var. Ona da bu şekilde sadece destek bekliyorum sizden. Hani gidip onların kanallarına da abone olarak destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Yorum okuyanlar size de çok teşekkür ederim. Azem abi, Yücel abi, Mehmet Ali, Serper, Murat, Soner abi, Soner Alsan. Daha önceki yayınlarda yardımcı olmuştu o da. Yine belki dönüş yolunda yine yardımcı olabilir. Şu sıra akıyor, biraz akıyor. Gelen yürüyor. Bir iki tane araba geçti şu ana kadar. Ben bu konuşmayı yapana kadar. Hemen ben de gideyim bir öğreneyim neymiş ne değilmiş her şeyi. Buraya öğrenmeye ve size aktarmaya geldim. Öğreneyim. Geçeyim, geçtikten sonra tekrar canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Sizin var mı bir söyleyeceğiniz bir şey abi? Yok abi, memleketine hoş geldin. Ne diyeyim ben sana? Vatana hoş geldin abi. Hoş bulduk. Memlekete hoş geldin. Bir hatamız, evet. Kusurumuz olduysa affola, herkesten özür dileriz. Elimizden evet. Geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Bu kadar. Evet. Biz de herkesten affımızı diliyoruz. Hatamız olduysa dilimiz sütçü lisan mıydı? Nasıldı o evet. Kelime? O söz, onu ben pek beceremiyorum. Sürçü lisan ettiysek affola diyorlar ya. Herkes aynen, hakkını helal abi. Etsin. Zaten şu an duygu tavanda. Ben zor konuşuyorum şu an. O yüzden ben kaçtım hadi. Abi vatana hoş geldin. Şu zamana kadar bizi yorumlarıyla yalnız bırakmayan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Tekrar dediğimiz gibi Sürçü lisan ettiysek de affola. Tekrar görüşmek üzere. Ceketi giydim artık. Buraya kadar ceketsiz geldim ama burada ceketi giydim artık. Şu ışığı da açayım.
Az önce gittim oraya. Test yapma imkanı burada yok. İşte geldiğin yerde yapmak zorundasın. Burada yapamazsın. Burada bu kağıdı, bu formu doldurmadan giremezsin Türkiye'ye. Tamam dedim, doldurayım madem. Ocak ayında geldiğimde dedim, yaptım ben bunu. Bu formu doldurdum. Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'de test yaptırdım ve karantinadan çıktım dedim. Yine yapabilirsin diyor. Çanakkale'ye git diyor. Oradaki diyor toplum sağlığı merkezine söyle diyor. Onlar izin verirse çıkarsın. Onların inisiyatifinde diyor. Yine ben şimdi doldurdum bu formu. Bu formda 7 gün yazıyor. Bir ara 10 güne çıkarmışlardı. Ben Ocak ayında geldiğimde de 7 gündü. 10 güne çıkarmışlardı. Şimdi yine 7 güne düşmüş. Formu doldurdum, okudum, anladım, onaylıyorum yazdım. Ne okudum ne anladım ama onayladım. 3469 TL'ye çıkmış bu arada. 3150 idi. 3469 TL olmuş cezası. Dijital kayıt formunu sordum. Herkes doldurması gerekiyor mu dedim. O ne dediler. Bilen yok. Dijital kayıt formunu burada. Sağ tarafta bilen yok. Bizi ilgilendirmez onlar dedi. Bizi bu ilgilendiriyor dedi. Bunu vereceğim şimdi. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Bayağı azalmış önümde araba. 7-8 tane araba kalmış ama bir tanesi otobüs olduğundan çabuk geçer mi? Yoksa daha mı uzun geçer bilmiyorum. Kalmadı, bir ben kaldım şimdi. Önümde bir araba, bir de ben. Teşekkürler. Şimdi buraya kadar hiçbir sınırda testle ilgili herhangi bir sorun yoktu. Burada yani sorun değildi zaten. Burada da sorun yok. Testle ilgili soran bir şey yoktu. Kimse bir şey sormuyordu. Burada sadece 7 gün karantina belgesini yine imzaladım ben. Pasaport kaydımı yaptırdım. Şimdi araç kaydımı yaptıracağım. Sonra gümrük kontrolüne girecek miyim, girmeyecek miyim bilmiyorum. Bu zamana kadar hiç kontrol eden olmadı. Evraklarımı tekrar yerine koydum. Pasaportum, arabanın ruhsatı, arabanın yeşil sigortası, oturma iznim ve ehliyetim var. 5 tane belgeyle buraya kadar geldim. Bayağı sıra bekliyorlar burada araç kayıt için. 1, 2, 3, 4, 5... 5 araba var önümde, bir de ben 6 kişiyiz. Araç kayıt içinde pasaport, aracın ruhsatı ve aracın sigortası lazım. Araç başkasının üzerine ise vekalet lazım. Araç sahibi tarafından verilmiş vekalet lazım eğer kendisi arabanın içinde değilse. Ekmek, onlara ekmek var içinde. Açayım mı?
Hepsi ekmek mi? Hepsi ekmek. Niye? Yiyemedim kahveleri. Hepsini yiyecek miydi bu kahveye? Yolluk yaptım kendime. Ay, eşimi yaptım. Ya şimdi. Biraz. Tamam. Gümrük kontrolü de tamam Türkiye'ye girişte. Şimdi buradaki kapıda bakalım bir şey var mı? Alabildin mi plakayı? Tamam. Tamam mı? Teşekkürler, kolay gelsin. Utandırma beni ya. Ne yapıyorsun sen? Merhaba. Çok utandım bak. Hoş geldin Mehmet abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Yücel abi, ben müsaadenizle yayından ayrılacağım şimdi. Niye arabaya mı gideceksin? Yok. Arabayı şöyle kenara gideceğim. Çekiyorum ben. Şimdi tamam. Mehmet abi kenara çeksin, bir görüşelim. Geldik. Hoş geldik. Hoş geldiniz abi. Memlekete. Evet. Caminin yanından geçelim bakalım, orada bir de test merkezine bir sorayım ben. Sen oraya sor abi. Bugün Türkiye'ye girişte test imkanı var mı yok mu bilmiyorum. Orada yoktu. Burada var mı yok mu soracağız. Şimdi burada bir de jandarma var. Orada pasaport kontrolünden geçtim, test kontrolünden geçtim, araç kayıttan geçtim, gümrükten geçtim, son plaka kontrolden geçtim. 5. Burada şimdi jandarma kontrolü var mı yok mu? Aa, yağışlı olduğu için belki yok şu anda. Evet, şu anda kimse yok burada. Ha, burada tel mi var? Evet, tel var. Şuradan şöyle dolaşalım, oraya bakalım. Evet, jandarmada kimse yok şu anda. Şuradan testi de soralım. Ondan sonra geçelim. Ben sorup geliyorum, tamam mı? Tamam. Bir izleyenimi yakaladım, yakaladı beni orada izleyenim. Geçen gün diyor bir 2 saatlik videonu diyor, bir film izlemeyen ben diyor izledim senin 2 saatlik videonu diyor. Şimdi burada yurt dışından gelenler test yapabiliyorlarmış. Ama testin gittikleri ilde geçerli olup olmayacağı belli değilmiş. Oradaki il toplum sağlık merkezi buna karar veriyormuş. 250 TL karşılığında burada test yapıp verdikleri adrese gidebilirler karantinaya ve toplum sağlığı merkezini arayarak karantinadan çıkıp çıkmadıklarını öğrenebilirler herkes. Ama ben yaptırmadım şimdi burada. Çanakkale'de toplum sağlığı merkezini arayacağım artık. Şurada hemen mazotlu da dolduralım. Buraya kadar kaç litre yaktığını ölçeriz. Mazotu da doldurduk şimdi. 6.48'den aldım. 32.41 litre. 32.5 litre de burada mazot aldım. 82.5 bir yerden aldım. 115, bir de 74 aldım. 189 litre ile buraya kadar geldim. 189 litre mazotla 2122 kilometre. Tam 2122 kilometre. 189 litre mazot. Pazar günü saat 8'i 44 geçe Almanya Titizenoştadt'tan çıktım. Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan. Bugün 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 21.25'te Lapseki'ye iniyorum feribottan. Geribolu'dan Lapseki'ye geldik. Az önce Çanakkale 1915 köprüsünün görüntülerini de gördük hep birlikte. 20 dakika, yaklaşık 20 dakika falan buradan Çanakkale sürer daha. Lapseki'den Çanakkale'ye gideceğim. Biraz sonra yine Çanakkale 1915 köprüsünün yanından geçeceğim.
Yaklaşık 20 dakika sürer. 2330 km olmuş buraya kadar. Bir 30 km daha var. 2360 km civarında eve kadar gitmiş olacağım Çanakkale'ye. Avusturya'da 74 litre mazot almıştım. Avusturya'dan çıkmadan önce Macaristan'a 74 litre mazot almıştım. Macaristan, Sırbistan'ı geçtim. Bulgaristan'a girer girmez Shell'den 82,5 litre mazot aldım. Bulgaristan'ı geçer geçmez Türkiye'ye girer girmez yine Shell'den 42,5 litre. 42,5 litre de oradan aldım. Toplamda 189 litre yapmıştım. 189 litreydi oraya kadar. 2122 kilometrede. Kapıkule'ye kadar 2122 kilometre yol yaptım. 189 litre mazotla. Buraya kadar geldim. Şimdi Lapseki'ye iniyorum artık feribottan. Buradan da 30 kilometre sonra evimdeyim artık. Bu yolculukta yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bundan sonraki yolculuklarda da yine birlikte olmak üzere. Dönüş yolunda da yine birlikte olmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.